Merhaba, hoş geldiniz. Haftanın ortasına yaklaşırken siyasette salı gününün önemine dikkat çekeceğiz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları oluyor. Özellikle yaklaşık 50 gündür çözüm sürecini tartıştığımız şu günlerde ve Sayın Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrıları konuşurken de bugün ne diyeceği elbette merak konusuydu. Bugün yaptığı bir açıklama acaba üstü kapalı bir mesaj mıydı? İşte bunu soracağız. Birazdan ne dediğine bakacağız. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik üzerinden çıkışı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenmesi, eğitimle ilgili diğer tüm partilerin bu konudaki tepkisi, hepsine bakacağız. Elbette teğmenler diyeceğiz. Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kılıçlı bir yemin ettiler. Ama Milli Savunma Bakanlığı kaynakları dedi ki sorun yemin değil. Sorun biz onları uyardık. Göreve itaatsizliktir. Emre uymamalıdır dediler. Kayyum tartışmaları bununla birlikte yine bugün önemli bir dava görülüyordu. Yeni Doğan çetesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise aynı dakikalarda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin konuştu. İstifaya davet etti muhalefet ancak kendisi sadece gülümsemekle yetindi. Pek çok başlığımız var, hepsini konuşacağız bugün. İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt bizimle. Hoş geldiniz Cemal Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Öztunç da bizimle. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen teğmenler konusuyla başlamak istiyorum Cemal Bey. Biz aslında bu konuyu uzun süre konuştuk. Daha sonra gördük ki bir soruşturma başlatıldığı haberlere yansıdı. Bir ihraç yolu olduğu ifade edildi. Ve bu konuyla ilgili de Milli Savunma Bakanlığı kaynakları dedi ki biz öncesinde uyardık. Göreve itaatsizliktir. Metne uymamaları değildir. Konu metin değildir dedi. Bugün Sayın Bahçeli de ben Milli Savunma Bakanlığı'na güveniyorum açıklaması yaptı. Görüyoruz ki bir ihraç yolu var ve bu çok yakın. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına ne güveniyorum ne de saygı duyuyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın başındaki şahsa da seslenmek istiyorum. Çok değil. En fazla bir yıl sonra Savunma Bakanlığı'nın bitecek. Torunlarınla karşı karşıya kalacaksın. Ordu evine gideceksin. Pazara çıkacaksın. Yaşar Güler milletin yüzüne nasıl bakacaksın? Milli Savunma Bakanlığı makamına kadar gelmişsin. Genelkurmay Başkanı olmuşsun. Nerede? Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunda. Şimdi ne yapıyorsun? Disiplinsizlik bahanesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz diyen teğmenleri, komutanları ihraç etmeye kalkıyorsun. Aslında kararı sen vermedin. Recep Tayyip Erdoğan sana talimat verdi. Nerede talimat verdi Sayın Erdoğan? Bir İmam Hatiplilerle ilgili bir toplantıda bedelini ağır ödeyecekler dedi. Yani daha Milli Savunma Bakanı disiplin soruşturması herhangi bir konu ortada yokken hesabı sorulacak. Hesabı yani sorulacak dedi Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda da Yaşar Güler görevli olarak hesap soruyor sadece. Öyle kendisini aldatırken bizi de aldatacağını zannetmesin Yaşar Güler. Yaşar Güler'in şahsında bütün Türk ordusu şu an emin olun kan ağlıyor. Yürekleri yanıyor. O Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu orduda Atatürk aşkıyla dolu o on binlerce, yüz binlerce asker, rütbeli, general kim varsa emin olun şu an uyku uyuyamıyorlar. Emekli subaylar, amiraller, generaller uyku uyuyamıyorlar. Ergenekon'dan hapis yatan, Poyraz kafesten hapis yatan bile şu an emin olun bu gençler için ağlıyor. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz dedikleri için ordudan atılmayla karşı karşıyalar. Şimdi Yaşar Güler sana sesleniyorum Milli Savunma Bakanı. Disiplinsizlik diyorsun ya. Mehmet Sarı'yı hatırladın mı Yaşar Güler? Hatırladın değil mi Yaşar Güler? Askeri araçla Menzil Şeyhi'nin dergahına gidip sarık cübbe giyerek orada tarikat toplantısına katılmıştı. Disiplinli mi yaptı bunu Yaşar Güler, Mehmet Sarı? Disiplinde var mı bu Yaşar Güler? Ne yaptınız? Bütün haklarıyla bir yıl sonra emekli ettiler bu paşayı. Bütün haklarıyla. Yaşar Güler, Kıbrıs'tan kaçakçılık yapana ne yaptın? Tuğgeneral Yen.
Yaşar Güler Suriyeli kaçıran, mülteci kaçıran Tuğgeneral'ine ne yaptın? Diyeceksin ki attım. Atmak mı sadece karşılığı? Suç değil miydi? Suç değil mi? Vatandaş orada bir general rütbesiyle, devletin askeri arabasıyla mülteciyi kaçırıyor, işgalci kaçırıyor. İnsan kaçakçılığı. İnsan kaçakçılığı yapıyor. Vatandaş yakalansa yandı. Vatandaş yakalansa 12 yıl hapis alıyor. Ama paşa serbest bırakılıyor. Ne oldu Yaşar Güler? Disiplinsizlik değil miydi? Suç değil miydi? Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz diye bağıran bu çocuklar, Recep Tayyip Erdoğan'ın askeriyiz diye bağırsaydı, hani Cem Küçük diye bir küçük var ya ekranlarda son günlerde konuşmaya başladı. Onlar Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri olmalılar diyor ya, hakaret ediyor ya FETÖ'cü diye bir sürü yancı görevini yapanlar. Diyorlar ya bunlar FETÖ'cüler. Ya yazıklar olsun. Anıtkabir'de reis reis diye bağırdınız. Recep Tayyip Erdoğan diye bağırdınız. Ne yaptınız? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Anıtkabir'de andımızı okuyan çocukları bile susturdunuz. Ama Recep Tayyip Erdoğan diye bağıranlara, reis diye bağıranlara tek ses etmediler. Tek söz etmediler. Geldiler şimdi bu çocuklar Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz dedi diye görevden atmaya kalkıyorlar. Ve utanmadan bir de FETÖ'cü diyorlar. Ya utanın, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kim FETÖ'cü ya? Cem Küçük, Pensilvanya'da Pensilvanya tabelasının önünde neyin selamını verdin, neyin fotoğrafını çektirmiştin ya? Mustafa Varank, FETÖ'cü subaylar gibi bunlar diyorsun ya. Kimdin sen? FETÖ'yle beraber fotoğraf veren kimdi Mustafa Varank? Bu generalleri attığınız generalleri paşaların altına imza atıp da general paşa yapan siz değil miydiniz bakanlar kurulunda? Siz değil miydiniz bunlara ne istediler de vermedik diyen? Şimdi siz onlara güya karşı oldunuz. Onlar hain oldu. Siz vatansever mi oldunuz? Ve döndünüz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri izleyenleri ordudan atmaya kalkıyorsunuz öyle mi? Yazık ediyorsun Yaşar Güler. Bu millet ordusuna güveniyor. Bu millet ordusunu gözü bebeği olarak görüyor. Yapmayın, etmeyin beyler. Bu çocukları atarak milletin orduya karşı olan muhabbetinde halel getirirsiniz. Zarar verirsiniz. Orduya güveni azaltırsınız. Yaşar Güler, tekrar söylüyorum. Torunların suratına bakamayacaksın. Ne olur ya? Bakanlık yapmasan ne olur Yaşar Güler? Bırakıp gitsen ne olur Yaşar Güler? Bu yaştan sonra ne olacaksın Yaşar Güler? 40 yılı aşkın Atatürk'ün ordusuna hizmet ettin Yaşar Güler. Bu mu? Bunun için mi yaptın bunu? Bunun için mi savaştın? Bunun için mi asker oldun? Bunun için mi cumhuriyeti savundun? Bunun için mi laikliğe sahip çıkmak için 45 yıl görev yaptın Yaşar Güler? Yaşar Güler, Recep Tayyip Erdoğan'dan korkma. Korkacaksan Allah'tan kork. Yüzünü millete dön Yaşar Güler, millete dön. Bu çocukları atanlar bu ülkeye en büyük ihaneti ederler. Bunu unutmayın ve bir gün gelir bunun hesabı vallahi de sorulur, billahi de sorulur. Hiç kimse sormazsa çocuklarınız, torunlarınız bu hesabı yüzünüze bakmayarak sizden soracaktır. Onun için ben diyorum ki biz bu çocukların atılmasına, soruşturulmasına dahi karşıyız. Kandil'den kanlı katil APO'yu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmek istenirken Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine ceza vermek bu ülkeye, bu millete yapılacak en büyük ihanettir. Bu ihanetten derhal geri dönülmeli. Dönülmediği takdirde tekrar söylüyorum, keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bu konu tabii mecliste de bugün liderlerin gündemindeydi. Sayın Bahçeli'ye sonrasında soruldu ama CHP lideri Özgür Özel bu konuya ilişkin ne dedi? Onu bir dinleyelim. Sonra Ali Bey'den de bir değerlendirme alacağız. O teğmenler ki geçen seneye kadar yönergede var. Kılıç çekiyorlar, yemin ediyorlar ve Atatürk'ün askerleriyiz diye bitiriyorlar. Sizin gibi Mustafa Kemal'in askerleriyiz dediler diye teğmenlere ilk önce hiçbir şey olmadı. Şimdi bir kez daha soruyorum. Göya Mustafa Kemal'in askerleriyiz deyince bu darbecilik oluyormuşmuş. 28 Şubat oluyormuşmuş. 28 Şubat'ta Mustafa Kemal yok arkadaş. Mustafa Kemal 10 Kasım 1938'den beri buramızda. Yok 28 Şubat'ta. Ne? Peki bu teğmenler
Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyecek de Trikopis'in askerleri mi izleyecekti? Sizin gibi keşke Yunan kazansaydı diyen senin hocan gibi. Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmedi, gelmez. Ama 15 Temmuz günü gördük. Fethullah Gülen'in askerleri ne yaptı bu ülkeye? Şimdi Özgür Özel'in bu açıklamasıyla birlikte... Bu arada aslında özür dilerim. Darbe dedi Sayın Genel Başkan. Orası çok önemli. Bunu niye dedi? Orhan Miroğlu bir darbe gelebilir, ikinci darbe dedi. Ben o zaman uyarayım Recep Tayyip Erdoğan'ı. Sayın Erdoğan, darbe gelecekse Orhan Miroğlu'na sor. Bu darbe kimden gelir biliyor musun? Yerleştirdiğin menzilcilerden gelir, tarikatçılardan gelir, yeni cemaatlerden gelir. Sen jandarmayı da menzilcilere teslim ettin, orduyu da menzilcilere teslim ettin, polisi de menzilcilere teslim ettin. Dolayısıyla yeni bir darbe gelirse yine ne istedik de vermedik diyenlerden gelir. Atatürkçü subaylardan darbe gelmez. Şimdi Özgür Özel'in şu cümlesi de önemliydi. Mustafa Kemal'in ordusuna FETÖ'yü enjekte eden zihniyet, Mustafa Kemal'in askerleri yerine hastalıklı hücreleri enjekte etmek istiyor da dedi. Evet. Bir de şunu da hemen Ali Bey eklemek istiyorum. Mesela Cemal Bey bunun altını çizdi. Yani Yaşar Güler'in bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte hesap vereceksiniz dedikten sonra bu şekilde bir açıklama yapmasına. Mesela iki hafta önce, yani 30 Ağustos'tan önce Bordo Bereliler yine yemin ediyor, subaylık yemini, ama Yaşar Güler de orada kendisi alkışlıyor. Bunu da dipnot olarak aktarayım, belki yorumunuza katkıda bulunmuş olurum. Buyurun. Evet, şimdi bir defa bakın, ben eski bir gazeteciyim. Uzun yıllarca Ankara'da gazetecilik yaptım. Genelkurmay muhabirliği yaptım. Savunma muhabirliği yaptım. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pek çok tatbikatına, mezuniyet törenine, pek çok görevine katıldım. Kılıç çatma işi ordu var olduğundan beri vardır. Çok doğaldır. Kılıç çatılır. Yani mezun olan gençler giderler, üniversitedeyse işte bir şey çakıyorlar. Eğer askerse kılıç çatıyorlar. Bu çok doğal. Efendim, biz bunların Mustafa Kemal'in askeriyiz sözüne değil de emre itaatsizlik etmelerine karşıyız. Yalan. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Bunların tek derdi bu subayların, bu genç çocukların, genç kardeşlerimizin Mustafa Kemal'in askeri olması. Soruyorum Yaşar Güler'e. 40-45 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptın. Teğmen'le başladın. Genelkurmay Başkanı oldun, orgeneral oldun. Bugün de Savunma Bakanısın. Nasıl Savunma Bakanı olduğunu biliyoruz hepimiz. Bu 40-45 yıllık meslek hayatında hiç Mustafa Kemal'in askeriyiz dedin mi, demedin mi? Harp okulunda okurken de, sonrasında da Mustafa Kemal'in askeri değil miydin sen Yaşar Güler? Utanılacak bir şey miydi bu? Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen çocuklar bunu mu hak ediyorlar? Kemal Engin söyledi. Ne diyecekler? Tayyip Erdoğan'ın askeriyiz diyecekti. Senin gibi. Anladık. Yaşar Güler, sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdin. Mustafa Kemal'in askeri olarak girdin. Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri olarak çıktın. Sen şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın askerisin diye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli, onurlu subayları, öğrencileri, mezunları da Tayyip Erdoğan'ın askeri olmak zorunda mı? Bir defa Anıtkabir'i söyledi Cemal Engin. Her yıl Anıtkabir'de reis reis seni çok seviyoruz diye bağırıyorlar. Şimdi bu askerlerin, bu öğrencilerin komutanlarına soruşturma açan ey Yaşar Güler, Anıtkabir komutanlarına niye hiç soruşturma açmadın? Reis diye bağırdıkları için mi? Anıtkabir'de de öyle ya, emre itaatsizlik var. Anıtkabir'de kimse bağıramaz. Andımızı okuyan ilkokul öğrencilerini oranın komutanı gelip bağırarak susturdu kaç defa. Ve çok yani ilk önce bir otobüs geliyor, o kişiler içeri giriyor, daha sonrasında tabii halka açılıyor. Şimdi biz her defasında oraya gittiğimiz için tabii, haber içinde Anıtkabir'de, biz aynı durumu yaşıyoruz. Anıtkabir'de slogan atılamaz. Zaten orası bir kabir. Anıtkabir. Adı üstünde kabir. Hem dinen atılmaz, hem de kanun gereği atılmaz. Slogan atıyorlar mı? Atıyorlar. Emre itaatsizlik var mı Yaşar Güler? Var. Niye hiç soruşturma açmadın Yaşar Güler? Anıtkabir komutanlarına reis diye bağırdıkları için mi? Çifte standart. Bakın, buradaki emre itaatsizlik meselesi değil. Tek sorun
Mustafa Kemal'in askeri izlemesi. Ve iki hafta önce kendisi alkışlıyor zaten Sayın Bakan. Şimdi alkış, ya işte talimat aldığı için Cemal Enginyurt'un dediği gibi talimat almış. Korkuyor. Koltuğu bırakmak istemiyor. Bakanlık koltuğuna oturdu ya. Nasıl oturduğunu herkes biliyor bu arada. 15 Temmuz sonrası. Koltuğa oturdu Yaşar Güler. Koltuktan nasıl kalkmam, nasıl devam ederim diye her şeye eyvallah diyor. Efendim FETÖ'cü bu çocuklar. Kim söylüyor FETÖ'cü olduklarını? Bunların yaşı yetmez FETÖ'ye ya. Bunların tevellütü yetmez FETÖ'ye ya. Bunlar daha çocukken siz FETÖ'yle içli dışlıydınız. Bunlar daha çocukken FETÖ'nün askerlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne siz aldınız Yaşar Güler, siz. FETÖ'nün askerlerini, FETÖ'cüleri silahlı kuvvetlerine dolduran sizdiniz. Bunlar çocuktu daha o zaman. Ve Varank dedi. Evet doğru. Diğerleri onu bir ne istediğinizi de vermedik Adil diyenler. Adil Öksüz gibi kanlı katillere de selam durdu bunlar. Tabii ki. Bu paşalar da 15 Temmuz'dan önce Adil Öksüz diye kanlı katil FETÖ'cüye Türk askerinin Akıncı Üssü'nün bombalanmasına sebep olan şerefsiz katile bunlar selam durdu imam öncesi, diye. Türk Silahlı Kuvvetleri imamı diye. Tabii. Adil Öksüz'e selam durdun. Şimdi Tayyip Erdoğan'a duruyorsun. Ya değmez Cemal Engürt'ün dediği gibi değmez kardeşim. Bir koltuk uğruna bu gencecik çocuklara kıyılmaz. Yanlış yapıyorsun. Efendim Mustafa Kemal Atatürk'ün, hı hı, Mustafa Kemal'in askeri izlemek suçsa ben bağırarak söylüyorum. Mustafa Kemal'in askeriyim. Hadi gel benim milletvekilimi al da göreyim senden. Hadi gel siyaset yapmayı da engelle bize. Mustafa Kemal'in askerleri milyonlarca var. Mustafa Kemal'in askeri izleyenleri oradan atınca bütün ordudakileri Mustafa Kemal'in askeri olmaktan çıkartacağını mı zannediyorsun? Milyonlar var, milyonlar Yaşar Güler. 3 tane 4 tane gencecik çocuğu iyi eğitilmiş, dönem birincisi olmuş, okullarını iyi bitirmiş, bu millete hizmet edecek, bu Anadolu çocuklarını atarak sen Mustafa Kemal'i kalplerde öldüreceğini mi zannediyorsun? Mustafa Kemal herkesin kalbinde yaşıyor. Tayyip Erdoğan talimat verecek. Sen de yapacaksın. Tak şak vardı ya Tansu Çiller döneminde. Tayyip Erdoğan tak diye talimat verecek. Sen şak diye yapacaksın. Yazıklar olsun sana. Ayıptır. Ayıptır. Sayın bir de, ayıptır. Ali'cim bir de bu arada birinci olan Ebru evladımız ordulu. Yani Türk ordusuna ordudan birinci bir evlat yetiştirmişiz. Ordunun evladını, benim şehrimin evladını atıyor öyle mi? Yazıklar olsun Yaşar Güler. Ordu ismine yakışmıyor. Bak, ordulular senden ömür boyu nefret edecek Yaşar Güler. Sadece Türk milleti edecek de ordulular bile ordunun birinci olan evladını, Akkuş'un çocuğunu, ilçemizin çocuğunu, gariban bir ailenin çocuğunu ve Ali Öztunç'un dediği gibi Fethullah Gülen denen sümüklüğü hayatı boyunca hiç tanımamış bir insanı bir de FETÖ'cülükte suçlayarak atacaksın ya ordu ili, ordulular, Akkuşlular ömür boyu senden nefret edecek. Tıpkı 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mensupları gibi. Sen sanma ki AKP'liler bu işten mutlu olacak zannetme Yaşar Güler. O AKP'li vatandaşlarımız da emin ol gözyaşıyla izliyor şu anda yaptıklarınızı. Onlar da bu çocuklarımızı atmanıza karşılar. Ya siz ne zannediyorsunuz? Anıtkabir'e gidenlere bir baksanıza ya. Bir bakın Anıtkabir'e gidenlere. O sakallı kardeşlerime, amcalarımı, o başörtülü bacılarıma bir baksanıza ya. O başörtülü kızlarımıza bir baksanıza ya. Orada Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda ağlayanların bir şöyle profiline bakın bakalım ya. Siz ne zannediyorsunuz ya? Siz zaten oraya gidenleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri izleyenlere sahip çıkanları CHP'li mi zannediyorsunuz ya? CHP sizin gözünüzü karartmış. Başınıza CHP'ye kadar taş düştüm Sayın Engiyurt, CHP'li de olabilir. Hayır, yani oraya giden CHP'li Ali'cim, olur, MHP'li CHP'li olur, AK Partili olur. Bunların bu başka kini, bir şey. Kini nefreti CHP'den dolayı onu söylemek istiyorum. Bunun kini nefreti Atatürk'ten dolayı. Ata işte oraya geleceğim. Atatürk'ten nefret ediyor tabii, bunlar. Esas CHP'li Atatürk'ten nefret ediyoruz diyemedikleri için. Atatürk'ten korkuyorlar. Atatürk'ten intikam alamadıkları için, söyleyemedikleri için CHP üzerinden ne bu düşmanı ne büyük bir adammış bu Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ne büyükmüş ki 38'de rahmetli oldu. Hala ismi bile bunlara korku veriyor. Tabii, tabii. Kalpleri gün gün ediyor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Titriyorlar. Yakında şuna da başlar bunlar. Hani arabaların arkasında yazıyor ya Mustafa Kemal diye ya da Mustafa Kemal'in askeriyiz diye. Ona ya da dövme yapanlar oluyor. Ceza kolyesini yapacak. Takanlar oluyor. Şimdi arabalara ceza yazarlar. Dövme yapanlara tehdit ederler. Her şeyi yapar bunlar. Tabii, tabii. Ama böyle bir dünya yok. Ya bu milletin kalbine yazılmış Mustafa Kemal Atatürk kardeşim. Sen ne yaparsan yap. Şimdi ilginç, bu şimdi Ali'cim, ilginç bir şey anlatacağım. Avusturya'da orada bir kardeşimiz var. Bir iki kere söyledim de.
Oğlunun adını benim evladım gibi sevdiğim bir kardeşim. İsmini verip de sıkıntıya da sokmayalım. Oğlunun adını Cemal vermiş. Bizi çok sevdiği için. Evet. Geçen sene oğlunu aldı beni ziyarete geldi. 3 yaşında Cemal. Cemal Atatürk resmini görünce odada. Atatürk, Atatürk dedi. Kalktı sandalyenin üzerinde Atatürk'ü öptü. Avusturya'da 3 yaşında o Cemal geldi. Onun gözlerinden öpeyim, ellerinden öpeyim. Atatürk, Atatürk diye Atatürk'ün resmini öptü. Yahu ne yaparlarsa boş, kabul ediyorum boş, da. Boş. Ama Yaşar Güler'e yakışmıyor. Genelkurmay Başkanı'na yakışmıyor. Bir şey soracağım. Yaşar Güler acaba Mustafa Kemal'in askeri izlememiş midir hiç silahlı kuvvetlerde? Böyle demek ki demedi yani. Demiş midir? Yani böyle mesela bir şey... harp okulunda okurken, mezun olurken sonrasında Mustafa Kemal'in askeriyiz hiç dememiş midir? Dememiştir. Demek inanarak inanarak dememiştir. İnanarak diyen bir adam canını verir Mustafa Kemal Atatürk için. Bu 5 tane çocuğumuzu, 5 tane komutanı yedirmez, yedirmez. Peki 25 Kasım'da ne diyecek peki? Yaşar Güler dedi ki 25 Kasım bekleyin dedi. Neyi yani bekleyeceğiz? Zaten bütün yani... yandaş medya tebligatın gittiğini, atılma kararının verildiğini, 2 askerin 5'e çıktığı, tabii 2 askerin 5'e çıktığını, 3 tane komutan eklendiğini, sayının 8'e çıktığını zaten yandaş medya veriyor ya. Yüreği varsa 25 Kasım'da bu çocukların atılmasına engel olur. Yüreği varsa. Cesareti varsa engel olur. Engel olursa bu da görevidir. Borcudur. Atatürk'e borcudur. Silahlı kuvvetlere borcudur. Yüreği varsa ama. Var mıdır? Zannetmiyorum. Umarım ben yanılırım. Umarım hayır, Yaşar Güler gereğini yapar. Yapabilecek. Belli olmuyor mu? Yapabilecek. Biz, bir cesaret yok onda. Belli olmuyor mu Aslı? Disiplinsizlik nedeniyle diyor ya. Tabii. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri izlediği için Cemal demiyor. Bey. Yani diyor ki disiplinsizlik emre itaat etmediği için biz bahaneyi bulmuşlar. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları sizin söylediğiniz cümleyi söyledi. Asıl mesele burada yemin değildir, metin değildir, emre uyumamasıdır. Ya. Şunu soracağım, şimdi 25 Kasım bekleyin denmesi. Siz de dediniz ya her yerde bunlar şu an duyuruldu, tebligatlar gitti, evet. Hatta sayı yükseldi. Bundan farklı bir şey duyabilir miyiz? İlerisi ya da gereğini yapabilir mi acaba diye. Umarım gereğini yapar. Gereğini yaparsa Mustafa Kemal'in kemiklerini titretmez. Ama başka bir şey olursa yanlış yapmış olur. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başında komutanlık yaptı bu adam. Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Şu anda da Savunma Bakanı. Yani umarım yanlış bir şey yapmaz. Umarım. Öyle savunma bakanları var ki kaç tanedir bilmiyorum ama Milli Savunma Bakanlığı'nda genelkurmayda resimleri olmayan adamlar var. Yaşar Güler eğer bu askerleri atarsa bir gün gelir genelkurmay başkanları resimleri tablosunda yeri olmaz. Milli Savunma Bakanı arasında resmi bile indirilir. Benim Yaşar Güler'e tavsiyem odur. Yani tekrar diyorum bakın Mehmet Sarı, tümgeneral, askeri araçla, görev saatinde, cübbe sarıkla, menzil şeyhinin ayağının dibinde ve hiçbir ceza verilmezken kanlı katil Apo İmralı'dan getirilip mecliste konuşturulmak istenirken bu çocuklara ceza vermek bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır. Ben saygı duyarım dedi Sayın Bahçeli. Yani temelde saygı çıkmamış mı oldu? Sayın Bahçeli'nin tavrını siz... Aslı Sayın Bahçeli'nin cümlesi Sayın Bahçeli'yi bağlar. Ben de diyorum ki saygı duymuyorum. Buna saygı duyulmaz. Bu asla kabul edilecek bir tavır değildir. Sayın Öztunç'un dediği gibi eğer zerre kadar yüreğinde Atatürk... Zerre kadar yüreğinde Mustafa Kemal aşkı varsa, Cumhuriyete 40-45 yıl hizmet ettim diyorsa, Cumhuriyete hizmet etmenin gereğini yapsın, Recep Tayyip Erdoğan'dan korkmasın, milletine yüzünü dönsün, Mustafa Kemal Atatürk'e yüzünü dönsün, Anıtkabir'e yüzünü dönsün, ey Türk titre ve kendine dön diyen Bilge Kağan gibi titreyip kendine dönsün ve gereğini yapsın. Gereği de bu askerlerin hepsinin suçsuz ilan edilip görevlerine döndürülmesi. Ben de son sözümü bu konuda söyleyeyim. Yok ben de size zaten Sayın Bahçeli'nin sözünü soracağım. Yani bir cümle kurdu sadece ve dedi ki ben saygı duyarım dedi. Ama burada şu şekilde tepkilerle de karşılandı. Yani Sayın Bahçeli'nin bu kadar işte hem orduya bu zamana kadar söylediği sözler işte milliyetçiliği ya da o şekilde ifade kurulduğu için ben de altını bu şekilde çizmiş olayım.
Neden sahip çıkmadı? Sanki ihraç edilse memnun mu olacak Sayın Bahçeli? Neden bu konuya kendi grup kürsüsünde yer vermedi de gazeteciler sorunca değindi de deniliyor? O şimdi grup kürsüsünde konuşmaz çünkü ediyorum. Ne söyleyecekti? Gazeteciler sorunca mecbur kaldı, bir şey söylemek zorunda kaldı. Sayın Bahçeli'nin son zamanlarda zaten söylemleri tuhaf. Şaşırtıyor. Yani artık bu saatten sonra Bahçeli'den şunu duyamayız diye bir şey yok. Her şeyi söyleyebilir. Öcalan meselesinden sonra Bahçeli şu işe girmez, şunu asla söylemez diye bir şey kalmamıştır. Her şeyi söyleyebilir. Bu çocuklar Yüksek Disiplin Kurulu'nda eğer ihraç edilirlerse, oradan atılırlarsa bu o çocuklar için şeref madalyasıdır. Mustafa Kemal'in askeriyiz dedik diye Mustafa Kemal'in ordusundan bizi Tayyip Erdoğan'ın askeri attı derler, şeref madalyasıdır. Ama onu atan o Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri var ya, onların da alnında kara bir leke kalacaktır. Herkes bu çocukları anacaktır ama onları hiç kimse anmayacaktır. Bu arada, anarken de anacaklarsa da kötü anacaklar, iyi anmayacaklar. Bir de aslı bu arada şu var. Bu çocuklar ordudan atıldığında işsiz kalırız endişesiyle, şey sokağa kalırız endişesi içinde değiller. Evet. Bunlar inançlarının, ideallerinin gereği olanını söylediler. Yüreklerinden kopanı söylediler. Ben en hafif tabirle şunu söyleyeyim. Bu gençlerin işsizlik diye zaten sıkıntısı olmaz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da atılan bu çocukların hepsini ben inanıyorum ki en iyi şekilde işe alır ve onlara sahip çıkar. Bunu Yaşar Güler de bilsin, Recep Tayyip Erdoğan da bilinsin. Bu çocuklar sokakta kalmaz. Bu sizin kendi yorumunuz mu? Benim kendi yorumum. Mansur Yavaş'ı tanıyan birisi olarak. Hayır asla. Hiç görüşmedim bile Mansur Bey'le. Mansur Yavaş'ı tanıyan, onun vatanseverliğini, Atatürk aşkını bilen birisi olarak, Mansur Yavaş'ın cumhuriyete bağlılığını bilen birisi olarak, Mansur Yavaş'ın Türk milliyetçiliğine birisi olarak gönülden söylüyorum. Yani Mansur Yavaş da duysun bu vesileyle. Aklından dahi geçirmedilerse ki geçirdiklerine ben eminim. O öyle bir yürekli insandır Mansur Yavaş. Dolayısıyla Mansur Yavaş da bu çocuklara bunlara rağmen sahip çıkacaktır. Bu çocukların alnından öpülecektir ve bu çocukların her birisi bu ülkenin kahramanları olarak anılacaktır. Ama bunları atanlar tarihin çöplüğünde yok olup gideceklerdir. Sadece Mansur Bey değil, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tamamı. Bunu yapacaklardır. Ben Ankara'da olduğu için söyledim. Bakın, Sayın Başkan. Ben söyleyeyim hemen. Ordulu değil mi kızımız? Ordulu. Ordu Gülyalı Belediye Başkanı alır bunu. Altınordu Belediye şimdi. Başkanı. Altınordu affedersiniz. Altınordu eski Belediye Gülyalı Belediye Başkanı. Evet. Şimdi Altınordu Belediye Başkanımız alır. Ben Kahramanmaraşlıyım. Elbistan Belediye'mize, Ekinözü Belediye'mize, Pazarcık, Nurhak Belediye'lerimize kapı açık. Bunlar işsiz kalmazlar. Dediği gibi bunların iş derdi yok. Konu bu değil. Bunlar inanmışlar. Evet. Biz diyorlar Mustafa Kemal'in askeriyiz. Silahlı kuvvetlere girdik. Mustafa Kemal'in askeriyiz demek de siyasetçi söylerse onun ideallerinin peşinde gidiyorum anlamındadır. Asker söylerse onun gibi iyi bir asker olacağım demektir. İyi bir komutan olacağım demektir. Onun gibi dürüst olacağım, onun gibi vatansever olacağım, onun gibi şeffaf olacağım demektir. Bunu söylüyor bu çocuklar. Niye korkuyorsunuz bunların vatanseverliğinden, dürüstlüğünden, şeffaflığından niye korktunuz? Ey Yaşar Güler, ey Erdoğan. Ne istiyorsunuz ya? Ya bu çocuklar çıkıp da biz Tayyip Erdoğan askeriyiz mi demesi gerekiyor? Ya ama da Özgür Bey'in dediği gibi Yunan ordusunun askeriyiz mi deselerdi ya. Yani tuhaf. Ya da gerçekten o Yunan, keşke Yunan kazansaydı diyen hainler gibi mi söyleseydi bunu? Geldiğimiz hale bakın. Mustafa Kemal'in kurduğu Türk ordusundan Mustafa Kemal'in askeriyim demek suç olmuş. Suç oldu ya. Tabii. Ne zamandan beri suç kardeşim? Üstelik bu teğmen yemini yıllardır yapılıyor biliyorsunuz. Bu yıl niye sorun oldu bu teğmen yemini? Bakın, niye? Siz neden suç diyorsunuz ya? Mesela Mustafa Varank az önce Cemal Bey değindi. Ben tam cümlesini okuyayım. Eski harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez diyor. Ve 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu. Beyefendi o generalleri yerleştiren sizsiniz. Bravo. O generalları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde yerleştiren sizsiniz. MGK raporları var. Bunlar alınamaz. Bunlar bir cemaate mensup. Bunların aklında başka şüpheler var diye yazıldığında olay çıkartmıştınız. Yıllar önce. Bir şey söyleyeceğim. Mustafa Varank o FETÖ dediği kanlı terör örgütünün lideriyle yan yana fotoğrafı yok mu? Ya hepsinin var, hepsinin. Hayır, Mustafa Varank'ın var. Bunların hepsi FETÖ'cüydü şimdi kardeşim. Kendisi FETÖ'cüyle, FETÖ'nün başıyla fotoğraf çektirecek.
150 tane general atıldı deyip 251 askerimizi şehit eden şerefsizlerle, kanlı katillerle bu askerlerimizi bir düzecek. Hadi oradan hadsiz herif. Hadi oradan be. FETÖ'cü arıyorsanız aynaya bakın be. Yeter artık. Yıllar yeter. Önce... İşiniz gücünüz tehdit etmek, korkutmak, yıldırmak. İşiniz gücünüz hapse atmak. İşiniz gücünüz baskı altına almak. Mustafa Varank FETÖ'cü arıyorsan aynaya bak. Kim attı onun altına imzayı? O 150 tane generali kim atadı Mustafa Varank? Altında senin imzan yok mu hadsiz adam? Senin Cumhurbaşkanı'nın imzası yok mu hadsiz adam? Ne istediler de verdik, vermedik diyen siz değil misiniz? Ve şimdi utanmadan bu 150 tane kanlı katil FETÖ'cüyle bu 5 tane gencecik çocuğu aynı kefeye koyuyorsun öyle mi? Kinleri, nefretleri Ali'nin de biraz önce dediği gibi aslında Atatürk'e. Cumhuriyet düşmanı bunlar. Bunlar Atatürk düşmanı. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ı Atatürk yapmak istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'dan bir Atatürk çıkartmak istiyorlar. Yok öyle demedi mi Nihat Zeybekçi? Atatürk yaşasaydı AKP üyesi olurdu dedi. Ben de diyorum ki Atatürk yaşasaydı AKP diye bir parti olmazdı. Şimdi birazdan geleceğiz o Yusuf Tekin denen adamın sözlerine. Bunların ama. Tek derdi tekrar söylüyorum Atatürk düşmanlığı. Biz de bunlara inadına, biz de gönülden, biz de severek, biz de inanarak Atatürk'ü son nefesimize kadar savunacağız. Atatürk'ün yolunda öleceğiz. Atatürk'ün uğrunda öleceğiz. Atatürk'ün cumhuriyeti için öleceğiz. Atatürk'ün devleti için öleceğiz. Vatanı için öleceğiz. Biz ay yıldızlı bayrağa ölmek üzere doğduğumuza inanan yüce Türk milletiyiz. 85 milyonuz. Bunlara bu ülkeyi asla teslim etmeyeceğiz. Mustafa Varank tabii kendisine söz hakkı da verebiliriz eğer yayına katılmak isterse ya da bir mesaj iletirse onu da altını çizmiş olalım. Ama Mustafa Varank'ın bu sözleri çok tartışıldı. Sizinki yarım kaldı o yüzden evet. Tamamlayın şimdi lütfen. Şimdi Mustafa Varank, Cemal Bey bahsetti. Fethullah Gülen'in yani FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ayağını yıkadığı teş deriz biz Anadolu'da. Ayağını yıkadı o suyu alıp kutsal sayan adamlardan birisiydi. Bunlar Pensilvanya'ya gittiğinde Fethullah Gülen'in verdiği bir hediyeyi, takkeyi getirip medyaya basın toplantısı yapıp Hoca Efendi'nin takkasıyla geldik ne kadar mutluyuz diyenler bunlardı. Şimdi çıkmış o örneği veriyor. Kardeşim Fethullahçıların bu bahsettiğin paşaların göreve gelmesinde, yükselmesinde paşa olmasında MGK raporlarına rağmen, istihbarat raporlarına rağmen kimin imzası var? Senin reisinin imzası var. Kimin var? Senin var. Ya yıllar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gördüğü en böyle doğrucu Davut, doğruyu söyleyen adamlardan birisi. Kamer Genç. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi Cemal Engin Yurt meclisin Kamer Genç'i gibi duruyor. Onu da söyleyelim. Kamer Genç. Mecliste bu Fethullah Gülenciler, Fethullahçılar darbe yapacaklar kardeşim. Bunlara yüz veriyorsunuz. Bunları yerleştirmeyin. Orduya yerleştiriyorsunuz dediğinde Mustafa Varank ve abileri Kamer Genç'i kovalamışlardı. Dövmeye kalkmışlardı. Üzerine yürümüşlerdi. O günden bugüne. Devlet güne kadar Fethullahçılık yap. Devlet, gel bugün. Devlet Bahçeli hatırla. Fethullah Gülen ölüler kalksın gelsin evet. Oy kullansın dediğinde referandumda. Devlet Bahçeli Fethullah Gülen'e laf söylediğinde bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Devlet Bahçeli'yi neredeyse dinsiz öyle. İlan edip Fethullah Gülen'i Hoca Efendi ilan edip Bekir Bozdağları, Hüseyin Çelikleri yani aklıma gelenler bir sürü hepsi sahip sayacaksın. Yani. Hepsi sahip çıktı. Hangi AK Parti'yi saymaya kalksan Fethullahçıları sayamayacağın 2-3 kişi çıkar. Tabii. Hepsinin işin içerisindeydi. Şimdi çıkacaklar çocuklara Fethullahçı diyecekler, FETÖ'cü diyecekler. Ya bu çocuklar FETÖ'ye tevellütü yetmez, yaşı yetmez. Nereden çıkıyor bu kardeşim ya nereden? Üstelik benim anladığım kadarıyla bunlar bu 15 Temmuz sonrası girmiş çocuklar. Tabii hepsi. Silahlı kuvvetlere. Tabii. Karadeniz yani, hava hepsi, kadın hepsi böyle tabii. O gün ya çiçek işte, gibi şakalaşmalar güzel bir orada. Şekilde bu, Sayın Cumhurbaşkanı kendisi takdim etti. Hatta kaç kardeşsiniz diye sordu orada. İşte orada rahatsızlık başladı. Niye biliyor musunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönem birincileri, Karar Okulu'nun dönem birincisi mesela kadın çıktı. Ondan rahatsız oldu. Kadın evde otursun istiyor bunlar. Kadın hiçbir iş yapmasını istiyorlar. Kadın sadece çocuk doğursun, evde temizlik yapsın, bizim yemek yapsın. Bizim gururla baktığımız tabloya bütün dertleri bu. O şekilde bakmıyor mu o bakmıyor. Zaman? Bakmıyor. Ondan bir rahatsız oldu. Arkasından bu yemin meselesi olunca Mustafa Kemal'in askerleriz deyince ha dediler bir dakika. Siz nasıl Mustafa Kemal'in askeri izlersiniz? Cumhurbaşkanının huzurunda. Cumhurbaşkanı orada.
diyecekseniz Tayyip'in askeri diyeceksiniz. Tayyip'in askeri falan değil kardeşim Silahlı Kuvvetler. Yaşar Güler sen, bir daha söylüyorum, Türk Silahlı Kuvvetlerine Mustafa Kemal'in askeri olarak girmiş, Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri olarak çıkmış birisin. Bu ayıp sana yeter. 25'inde bu çocuklar Yüksek Disiplin Kurulu'nda senin onayınla, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin onayıyla eğer ihraç edilirlerse bu çocuklar için onurdur, şeref madalyasıdır. Ama sizin için neyin madalyası olur? Onu da bu millet size gördüğü her yerde söyleyecek, her yerde. Evet, 25 Kasım'da bakalım Milli Savunma Bakanlığı'dan nasıl bir açıklama gelecek. Buna ilişkin siz söylediniz ki Cemal Bey işte 3 deniliyor, işte 5 olabilir. Çok farklı bir tablo ortaya çıkar mı? Acaba öncesinde siz dediniz ya az önce işte pek çok onlara yakın gördüğümüz televizyon kanalları, bazı gazeteciler yazıyorlar, çiziyorlar dediniz. Hepsini mesela temizleyin dedi ya. Cem Küçük denen bir küçük, hepsini temizleyin bunlar sizin düşmanınız dedi ya. Neredeyse Atatürk'ü bırakmayın dedi ya. Yani daha fazla da acaba öncesinde böyle bir şekilde mi oldu diyorsunuz? Cem Küçük'ten alıyor tabii. Yani şu anda Milli Savunma Bakanlığı'nın Cem Küçük mü yönetiyor? Kesinlikle. Atın bunları diyor ya. Bunlar Cumhurbaşkanı'na kılıç çekti diyor ya. Yahu Allah'tan korkmaz küçük. Allah'tan korkmaz küçük. Ayasofya'nın açılışında Mustafa Kemal Atatürk'e kılıç çeken Ali Erbaş'a ne dedin? Yüreksiz adam, ne dedin Ali Erbaş'a? Kılıç Atatürk'e çekilince ses çıkarmazsınız. Atatürk'e 2 ay yaş dediniz İsmet İnönü'yle. Ceza yediniz mi ya? Dava açıldı mı? Yani şimdi soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye Recep Tayyip Erdoğan 2 ay yaş dedi ya. Hakaret etti ya. Hakaret etti ya. Dava açıldı mı Recep Tayyip Erdoğan'a? Yani bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan her şeyi söyleme hakkına sahip. Recep Tayyip Erdoğan her türlü hakaret etme hakkına sahip. Kadınlara sürtük diyecek, millete cibiliyetsiz diyecek, bizlere PKK'lı diyecek, FETÖ'cü diyecek, yeri gelecek siyasetçilere namussuz, şerefsiz diyecek, ağzına gelen her sözü söyleyecek. Ama biz bunlara eleştiri getirince Fahrettin Altun eleştirdim diye bana 1 milyon liralık dava açmış. 1 milyon lira. Fahrettin 1 milyonu sen saydın, ölçtün, bildin mi bilmiyorum ama hakikaten benim için büyük para da. Bunu muhtemelen beni korkutmak için açtın. Fahrettin Altun değil 1 milyon, 100 milyon da açsan sokakta dilenirim, limon satarım. Eğer susmaya devam edersem namerdim. Aramızı beni susturamazsın. Ya, rahat ol. Beni susturamazsın Fahrettin Altun. Beni susturamazsın bu davalarla. O savcın hemen bana dava açmış olmayan hakaret üzerinden. Doğrudur, açar. Ama Fahrettin Altun, beni susturamayacaksın. Ne sen, ne Recep Tayyip Erdoğan, ne de zulüm iktidarınız bizi susturamayacak. Çünkü biz söz verdik. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olacağız dedik. Siz bunu anlayamazsınız. Sizin öyle bir yüreğiniz yok. Ama bu yürek, bu cesaret bizde var. Vallahi de susmayacağız, billahi de susmayacağız. Dolayısıyla ben tekrar tekrar söylüyorum. Bu çocuklara ceza verenler bu ülkeye en büyük ihaneti ederler. Bu vatan evlatlarını susturanlar bu ülkeye en büyük ihaneti ederler. Bak etrafımızda her gün savaş çıkabilir diyen bir Milli Savunma Bakanı var. Türkiye'ye saldırılabilir diyen bir Cumhurbaşkanı var. Türkiye'ye saldırılabilir diyen bir Dışişleri Bakanı var. Benim bunlara tavsiyem şu. Ordu'da birliğin ve beraberliğin sağlanması gerektiği bir dönemde ordunun moralini bozmayın. Askerin moralini bozmayın. Askerin moralini yüksek tutun. Bak sadece şu çocuklara ceza verirseniz dahi ordudaki askerin moralini bozarsınız. Ve kendi ifadenizle kendinizin ortaya attığı dünya savaşı, Türkiye'ye saldırı, yeni saldırılar olabilir gibi kavramları ortaya attığınız bir dönemde vallahi Türk ordusuna yazık edersiniz, billahi yazık edersiniz. Ergenekon Poyraz kafes diyerek bu memlekette Atatürkçü subayları hapishanelerde yatırdınız. Vural Paşa'yı cezaevinde öldürdünüz. Ali Tatar'ı intihar ettirdiniz. Kaşif Kozanoğlu'nu cezaevinde öldürdünüz. Nicelerini hapishanelerde çürüttünüz ve bunun bedelini 15 Temmuz'da ağır ödediniz, ağır. 15 Temmuz'da
sizin o temizledik dediğiniz Atatürkçü subaylar hapishanelerde yatarken sizin beslediğiniz, ne istediler de vermedik dediğiniz o FETÖ'nün sümüklüleri size darbe yaptılar. 251 askerimizi şehit ettiler. Bunun sorumlusu sizsiniz. Çünkü bunları siz şımarttınız. İşte şimdi bu çocuklara ceza verirseniz yeniden şımartmış olacaksınız. Eğer tekrar o Orhan Miroğlu'nun dediği gibi ikinci bir darbe gelecekse darbeyi yine kendi beslediklerinizden bekleyin. Atatürkçülerden, cumhuriyetçilerden, vatanseverlerden, pırıl pırıl bu teğmenlerden bu ülkeye asla zarar gelmez, gelmeyecektir. Peki, bu konuya ilişkin ekleyeceğiniz var mı? Yani ne söylenecek bu? Gerçekten sonra başka bir konuya, daha söyleyeceğim. Laiklik Mustafa Kemal'in kurduğu Türk Sağlık Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askeriyiz diyenler ihraç ediliyorsa bu tuzun koktuğu yerdir. Bu çok yanlıştır. Ve bunu yıllar önce orduya Mustafa Kemal'in askeri olacağım diye giren Yaşar Güler yaptırıyorsa yazıklar olsun. Allah onu bildiği gibi yapsın. Allah onu bildiği gibi yapsın. Sokağa çıkamayacak hale gelir. Bakın çok samimi söylüyorum. Ne zaman görev bitecek bilmiyorum. Bir yıl, iki yıl sonra görevden aldılar onu. Biter gider. Ne paşalar gördü bu ülke. Ne paşalar geldi. Kenan Evren de paşaydı. Yaşar Güler. Kenan Evren de paşaydı, generaldi, cumhurbaşkanı oldu. Ne oldu sonra? Ya Kenan Evren gibi anılacaksın ya da şerefli bir genelkurmay başkanı gibi anılacaksın. Bu senin takdirin. Sana bağlı bu. Bunun kararını sen vereceksin. 25'inde bu çocuklar ihraç edilirse son söz bu çocukların alnında, boynunda bir şeref madalyası olacaktır. Mustafa Kemal'in askeri madalyası. Eğer bunu yaparsanız ihraç edenlerin de alnında başka bir madalya olacaktır. Kara bir leke olacaktır alnında ve onursuzluk madalyası olacaktır. Çok net söylüyorum. Ve bir daha söylüyorum. Kardeşim ne yaparsanız yapın. Biz Mustafa Kemal'in askeriyiz. Çatlasanız da patlasanız da biz Mustafa Kemal'in askeriyiz. Hadi gelin bizim vekilliğimizi de alın. Hadi gelin bizim siyaset yapma şansımızı da elimizden alın. Hadi varsa yüreğiniz buyurun gelin. Yaşar Güler meclise geleceksin meclise. Ne zaman biliyor musun? Bütçe görüşmelerinde geleceksin meclise. Önümüzdeki ay genel kurula geleceksin. Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde olduğu gün. Bak sen bu çocuklara ilaç et bakalım. O gün geldiğinde sana o meclisi nasıl dar ediyoruz? Bir gel bakalım sen. Bir gel bakalım. Öyle normalleşme bir şey olmaz. Yok öyle dünya. Sen bir gel bakalım. O mecliste kaç tane Mustafa Kemal'in askeri var? Bütçe görüşmelerinde göreceksin Yaşar Güler. Hadi bakalım Bodrum Meydan. Ya da milyonluk şimdi dava açmaları bile korkutmayacak bizi. Yok efendim sen de şey yapma ya Cemal Bey. Niye şey yapmasın biz hepimiz şey yaparız Allah merak etme hallederiz. Öderiz birlikte. Ne kadar demiştiniz? 1 milyon. 1 milyon. Alamaz da tabii yargı bağımsız olmadığı için her şeyi yapabilirler. Hiç ay, sıkıntı yok. Yani ben sonuna kadar devam. Yargıya da güveneceğim çünkü yargı bize şerefsiz namussuz diyenleri Affediyor. Hakareti diyor ki eleştiri hakkıdır diyor. Hatta kamu görevlisi olarak kabul etmiyor. Mesela orduda 3 tane Cumhuriyet Savcısı var. Ben altımda İstanbul Milletvekili yazıyor. İstanbul Milletvekili olarak televizyonlarda konuşuyorum. Kamu görevlisiyim. O savcı bana hakaret edenlere, küfredenlere o 3 tane savcı ki onları HSK'ya bildiriyorum. Geçen hafta da söyledim. HSK'ya da bildiriyorum onları. O savcılar benim için verdikleri kararda diyorlar ki kamu görevi yapmadığı için meclisteki konuşmasından dolayı hakaret edilmemiştir. Televizyonlardaki konuşmasından. Savcı efendi sahada sesleniyorum. Süleyman Soylu'ya, Recep Tayyip Erdoğan'a, Fahrettin Altun'a kamu görevinden dolayı mı dava açıyorsun? Onlara hakareti kamu görevlisi olduğu için mi açıyorsun? AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiğinde kamu görevlisi diye mi açıyorsun? Ben kamu görevlisiyim savcı. Ben milletvekiliyim. Sen nasıl savcıysan eğer o davaları açmadığın gün bir gün onların hepsini toplayacağım. Sizin hepsine ekranlardan aynısını size iade edeceğim Allah'ın izniyle. Bekleyin göreceksiniz. Dolayısıyla ben burada yargıdan adalet bekliyor muyum? Beklemiyorum. Ama adaletli olmaları gerekiyor. Çünkü adalet bir gün herkese lazım olacak. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Lazım. Fethullahçılar da bir dönem adalet biziz, hakim, hukuk biziz. 160 tane HSK üyesiyle astığımız astık, kestiğimiz kestik diyorlardı ama bak şu an cezaevlerinde on binlercesi adalet arıyoruz diye bağırıyorlar. Yurt dışında yüz binlercesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde adalet arıyorlar. Adaletli olsaydınız adalet aramazdınız. Bugünün muktedirlerine de sesleniyorum. Adaletli olun ki bir gün adalet aramayın. Evet. Şimdi reklama bir 3-4 dakikamız var. Ama bir diğer önemli konu da kabine aslında. Şimdi Yusuf Tekin'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni de hedef alarak söylediği sözlere reklamın hemen ardından devam ederiz. Ama şu sırada belki biraz o kabineyi, AK Parti içerisindeki bazı seslerin yükseldiği, bazı seslerin işte kısıldığı diyebiliriz. Ama bu konuda ben reklama gitmeden önce böyle kısa kısa mecliste, bütçe görüşmelerinde bakanların performansını sormak istiyorum. Mesela Yeni Doğan Çetesi için bugün Sağlık evet. Bakanı vardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geldiğinde yine aynı şekilde hepsi soruldu. Siz Yaşar Güler genel kurulu geçtiği için artık genel kurula kalacak. O kısımda da yine gelmiş olacak. Peki Yusuf Tekin ne söyledi? Eğitimin en çok tartışıldığı bir dönemde özellikle. Yani çocukların okula aç gittiği denildiği, işte en fazla bakanlığın değiştiği kurumda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Yusuf Tekin AK Parti'nin Batman Kongresi'ndeydi ve şöyle söyledi. Ben evrensel laiklikten yanayım. Sen Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun dedi. Ve 1940'lı yılları örnek vererek de siz camileri ahıra çevirdiniz dedi kendisi. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi bir soruşturma başlatılması için bir başvuruda öyle, bulundu. Öyle. Ve sonrasında da çıktı yine Sayın Bakan bu konuyla ilgili sözlerin devam ettirdi. Böyle 1-2 dakika kısa bir değerlendirme alayım sizden. Dönüşte yine devam edeceğiz. Tamam olur. Yusuf Tekin'in tek derdi hani kabine revizyonu bekleniyor ya kendimi nasıl kurtarırım? Bu tip konuşmalar yaparak olası bir kabine revizyonunda görevde kalmak için takla atıyor. Taklacı güvercin o. Taklacı, bildiğiniz taklacı. Takla atıyor ki göze girmeye çalışıyor ki mağdura yatmaya çalışıyor ki AK Parti'ye oy veren bir cemaatin sahiplenmesini istiyor ki bir tarikatın sahiplenmesini istiyor ki kendisini kurtarsın. Bunu yaparken de CHP'ye anayasaya CHP hakaret ediyor. Anayasaya aykırı davranıyor. Böyle bir adamın bir defa anayasa gereği bu bakanlık koltuğunda oturmaması gerekiyor. Çünkü net söylüyorum. Yusuf Tekin cumhuriyet düşmanıdır. Bir haindir. Net söylüyorum. Dava açmazsan namertsin. Aç davayı Yusuf Tekin söylüyorum. Sen hainsin. Bu sözleri söyleyen adam haindir. Laiklikten efendim benim anladığımla sizin anladığınız farklı. Doğru. Laiklik anlayışımız ikimizin çok farklı. Seninle yan yana gelemeyiz. Gelme şansımız yok. Çünkü sen laikliği bir araç olarak kullanıyorsun. Sana göre laiklik hedefe ulaşmakta kullanılan bir araç. Bana göre ise araç değil, amaç. Bana göre yaşam tarzı, hayatım, felsefem. Reklamdan sonra detaylı konuşacağız. Evet. Ama Yusuf Tekin net söylüyor. Bu sözleri söyleyen bir adam Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturamaz. Çünkü eğitim düşmanıdır, laiklik düşmanıdır, Atatürk düşmanıdır, cumhuriyet düşmanıdır. Zaten diğer konuşmalarına baktığınız zaman bu adamın Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kazanımlarıyla Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ile Mustafa Kemal Atatürk'le sorunları var demektir. Peki. Şimdi o zaman bir reklama gidelim. Reklam dönüşünde de hem bu konuya ilişkin Yusuf Tekin ne demişti? Bundan sonraki süreçte gelen tepkilerle birlikte de kıymetli konuklarımızın yorumlarıyla devam edeceğiz. Kısa bir ara. 2 yıl geçti depremin üzerinden Yusuf Tekin. Bu işlerle uğraşacağına, partinin Batman Kongresi, Rize Kongresi, kongre gezeceğine, deprem bölgesinde çocuklar hala konteynerde eğitim görüyorlar. Hala okullar açılabilmiş değil. Dersliklerde 20-30 kişilik sınıflarda 50-60 öğrenci var. Türk öğrencileri, Suriyeli öğrencilerin yanına yerleştiriyorsun. Önce deprem bölgesinde okulların sorununu, öğrencilerin sorunlarını çöz. 2. Konya Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi. Su ısıtıcısı, çay ve kahve makinesi ve buzdolabını kaldırmış okuldan, öğretmenler odasında. Niye? Tasarruf tedbirleri var. Yusuf Tekin bu işlerle uğraşacağına öğretmenlere daha olanaklı bir okul yaratmaya çalış. O işlere bak sen. Sen önce öğretmenlerin hakkını savun, sonra öğrencilerin hakkını savun. Öğrencilere nasıl daha iyi eğitim verebiliriz? Bununla ilgilen. Sana ne bu işlerden? Seni nereye ilgilendiriyor bu işler? Milli Eğitim Bakanı okulların düzeniyle ilgilidir. Öğrencinin iyi eğitim almasıyla ilgilidir. Bu kafa
öğrenciye nasıl eğitim verdirecek ya? Ben size soruyorum, nasıl eğitim verecek? Camiler CHP döneminde kapatılmış. Hadi oradan hadsiz. Hadi oradan. Ama camiler AK Parti döneminde satıldı. Malatya'da meydandaki camiyi sattınız. Yıktırdınız. AVM yaptırdınız. Hadi yok de. Hadi yok de göstereyim sana. Ermistan'da Kral Cami. Yıktırdınız. Otopark yaptırdınız. Türkiye'nin pek çok yerinde. Rantı yüksek kupon arazilerinin üzerindeki camileri yıktırdınız. Yerine AVM yaptırdınız, bina yaptırdınız. Camileri siz mi savunacaksınız? Yalan söylüyor. İftira ediyor. Demin bahsettik ya, demin konuştuk ya Cemal Bey. Genç teğmenlerle ilgili, hı hı. Mustafa Kemal'in askerleri izleyen çocuklarla ilgili konuştuk ya. Dedik ya, Atatürk alerjileri var. Atatürk'ü sevmiyorlar dedik ya. Yusuf Tekin de öyle. O da Atatürk'ü sevmiyor. Açık açık söyleyemiyor. Atatürk ilkelerine, laikliğe karşıyım diyemiyor. Açık açık söyleyemiyor. Atatürk'e karşıyım diyemiyor. Böyle evirerek, çevirerek, kıvırarak aklınca bilinçaltına Atatürk düşmanlığını empoze etmeye çalışıyor bu adam. Şimdi bu ne olacak? Buna ne diyeceğiz biz? En ağır laf edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan birisi, gerçekten vatansever birisi, cumhuriyetçi birisi, yahu çocuklar da iyi eğitim alsınlar, bu çocuklar iyi yetişsinler, bu çocuklar büyüdükleri zaman Türkiye'yi iyi yönetsinler, dünya üniversitelerinde okuyabilsinler diyen birisi bu lafları eder ve bu tartışmanın içerisine girer mi? Sana ne kardeşim? İşine bak, gücüne bak. İşin Milli Eğitim Bakanlığı. Okulları iyi yönetmek, öğrencilere iyi eğitim verdirmek, öğretmenlerin sosyal haklarını, tüm haklarını verdirebilmek. Ama senin derdin bu değil ki. Senin derdin Bağcı dövmek. Senin derdin Mustafa Kemal Atatürk'le hesaplaşmak. İktidar son zamanlarda bir kez daha gündemine Atatürk'le hesaplaşmayı aldı. Oyu kaybettikçe oradan yürümeye çalışıyorlar. Nafile. Bunu yıllarca yaptınız ve bunu yaparak bir siyasi rant elde ettiniz. Ama artık millet bunları yemiyor kardeşim. Son yerel seçimler ortada. Yemiyor artık millet bunları. Ne yaparsanız yapın. Mustafa Kemal Atatürk'le hesaplaşmaktan vazgeçin diyorum. Daha da yani ağır lafı ettim kendisine. Aslında bu adamı hiç muhatap almamak gerekiyor. Bir meczup olarak görmek gerekiyor. Bunu ciddiye almadan hiç yok saymak gerekiyor. Hı hı. O da bunun farkında, böyle olduğunun farkında, ilk Bakanlar Kurulu revizyonunda gideceğini biliyor. Dedikodular da o yönde zaten. Ankara kulislerinde konuşuluyor. Gideceğini bildiği için sırtını dayadığı cemaat var. O cemaate mesajlar vererek Tayyip Erdoğan tekrar bunu tutsun, bunu tekrar bakan olarak atasın, bakanlıkta kalsın diye son çırpınışlarını yapıyor. Takla atıyor, takla takla. Geçen yıl bütçe görüşmelerinde sizin tarikat dediğiniz birkaç STK demişti. Evet. Bu yıl bütçe görüşmelerinde de sanırım bu konuyla ilgili muhalefetin bir itirazı olacak. Olacak tabii ki, böyle bir şey olur mu? Sayın Bakan bakalım ne diyecek, onu da elbette merak edeceğiz. Savunma Bakanlığı nasıl dar edeceksek bütçeyi 25'inde eğer o kararı çıkarttırırsa Milli Eğitim Bakanlığı zaten dar edeceğiz. Böyle bir şey olur mu ya? Sen kimsin? Hadsiz adam. Sen kim? CHP'ye laf etmek kim? Peki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir suç duyurusunda bulundu. Bu konuya ilişkin, laiklikle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yusuf Tekin yalancı. Yusuf Tekin iftiracı. Benim rahmetli anam Aslı 1924 doğumlu. Okuması yazması yoktu. Benim rahmetli babam 1928 doğumlu. Babam anamdan 4 yaş büyüktü, 4-5 yaş. Okuması yazması yoktu. Ama her ikisi de Kur'an biliyor. Her ikisi de 5 vakit namazını kılıyordu. Şimdi Yusuf Tekin'e sormak lazım. 1940'lı yıllarda Kur'an öğrenmek yasaktıysa 28 doğumlu babamla 24 doğumlu anam Kur'an'ı nerede öğrendi? Kim anama yasak dedi? Kim babama yasak dedi? Benim dedem, anamın babası, Mehmet dedem, köyün Kur'an hafızı, Kur'an öğretmeni. Yıl kaç? 1930, 35, 40, 45, 50. Dedem, Mehmet Efendi, köyde Kur'an öğretiyor. Yusuf Tekin, nasıl bir Müslümansın ki yalanı bu kadar rahat konuştum. Benim dedem gibi, benim anam babam gibi şu an birçok milyonlarca insan astı. Senin ailende de bizi seyredenler, annen baban dahi şu an diyor ki Cemal Bey çok doğru diyor. Benim anam da,
dedem de babam da diyor Kur'an bilirdi. Ve düşünmeye başlıyorlar. Hakikaten bu Yusuf Tekin hangi ülkeden bahsediyor diye. Yusuf Tekin laikliğe saldırıyor. Ali kardeşim doğru dedi. Yusuf Tekin Cihan Nüma Vakfı'ndandır kendisi. Kendi kurmuştur bu vakfı. Bir tarikat vakfıdır. Oraya kaynağı bu aktarır. Paralar oraya gider. Oradan beslenir. O Cihan Nüma Vakfı aracılığıyla güya Türkiye'de bir İslam devleti kurmak kafasında var olan projedir. O Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne inanmıyor. İnansaydı laiklik düşmanlığı yapamazdı. Yusuf Tekin anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi, yemin etti. Ve dedi ki laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim dedi. Yusuf Tekin, yeminin bu mu senin? Müslüman böyle mi yemin eder? Tek ayak üstünde mi ettin Yusuf Tekin yemini? Yeminine sadık kalmayana ne denir? Allah yalancıyı sevmez. Allah'ın sevmediği kullar arasında en birincisi yalancılardır. Şimdi Yusuf Tekin yalancılık yapmıştır. Gelelim Yusuf Tekin'in Cumhuriyet dönemindeki düşmanlığı ve kinine. Yusuf Tekin, 22 yıldır iktidarsınız. Niye dindar bir nesil yetiştirmediniz? Niye Kur'an'ı öğrenmiş bir nesil yetiştirmiyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de zina yapmak Allah'ın en büyük günah olarak kabul ettiği bir fiildir. Allah zina yapanları sevmez. E siz zinayı suç olmaktan çıkarttınız ya 2005 yılında Yusuf Tekin. AKP iktidara geldiğinde ilk işiniz Allah'ın haram kıldığı, o dinsizlikle suçladıkları Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925 yılında zina yapanlar 2 yılla 7 yıl arasında hapiste cezalandırır diye çıkarttığı kanunu siz değiştirdiniz. Siz ortadan kaldırdınız ya Yusuf Tekin. Şimdi sen Müslüman oldun. Mustafa Kemal Atatürk Müslüman olmadı öyle mi? Allah'ın emrini Türk Ceza Kanunu'na koyan, tekrar söylüyorum, zina yapmayı suç sayan adamın adı Mustafa Kemal Atatürk, zinayı suç olmaktan çıkaran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarın adı AKP. Yusuf Tekin ne demişti Recep Tayyip Erdoğan? Faiz haramdır. NAS'a göre yaşamayı Allah bize emretti. Hiç kimse NAS'ın dışında bizden bir şey beklemesin demişti. Yusuf Tekin faiz %60 ya. Ne yaptınız Yusuf Tekin? Tek laf edebiliyor musun Yusuf Tekin? 1920 yılına gideceğine Yusuf Tekin. Bugün bunlara cevap versene Yusuf Tekin. Dinden bahseden Yusuf Tekin. Allah'tan bahseden Yusuf Tekin. Kur'an'dan bahseden Yusuf Tekin. Şu an Kur'an ayaklar altına alındı. Faiz serbest bırakıldı. Kumar serbest bırakıldı. Zinayı iktidarın serbest bıraktı. Tek laf edebildin mi Yusuf Tekin? Bak kumar dedim. Aslı. Hı hı. Allah kumarı haram kılmış Kur'an'da. AKP iktidarı kumarı serbest bıraktı. Tüpçünün oğluna Milli Piyango'yu sattı. Milli Piyango sitesinde tam 80 çeşit slot makinalarla kumar oynanıyor. Kıbrıs'a gitmeye gerek yok. Herhangi bir kumarhaneye gitmeye gerek yok. Bir de vergisini %50 düşürdü. KDV'si %1. Şimdi kumarı bile serbest bırakan bir iktidarın bakanısın Yusuf Tekin. Döndün Mustafa Kemal Atatürk dönemini, Cumhuriyet dönemini eleştiriyorsun öyle mi? O zaman soralım Yusuf Tekin'e. Yusuf Tekin, 700 bin öğretmen atama bekliyor Yusuf Tekin. 20 bin öğretmen atadım dedin Yusuf Tekin. Mülakatta şehit çocuklarını bile eledin Yusuf Tekin. Mülakatta çocuklar elenince KPSS'de birinci olup çocuklar intihar etti Yusuf Tekin. Allah'a bunun hesabını nasıl vereceksin Yusuf Tekin? Mülakat gibi mülakat yapacağım dedin Yusuf Tekin. Mülakat gibi mülakat nasıl oluyor? Hak yiyorsun Yusuf Tekin. Hukuk yiyorsun Yusuf Tekin. Yetimin hakkını, kul hakkını yiyorsun ve utanmadan İslam'dan mı bahsediyorsun Yusuf Tekin? Öğretmenlerin sürünüyor. Aldıkları maaş yetmiyor. Çocuklar okulda aç. Okula gidemiyor. Komisyonda öğretmen adayları, öğretmenler ağladı, gözyaşı döktü. Ağladı, gözyaşı döktü. Engelli öğretmenlerden, bakın engelli öğretmenlerden bir tane atanan yok. Ziraat mühendisi atanmıyor. Gıda mühendisi, jeoloji mühendisi, veteriner atanmıyor. Radyolojik teknikerler atanmıyor. Yani bu ülkede
milyonlarca üniversite öğrencisi iş, aş bekliyor. Çözdün mü Yusuf Tekin bunların okul sorununu? Okul bekliyorlar, okul, deprem okul bekliyorlar, çocuklar, deprem bölgesinde bekliyor. Çocuklar, okul, temizlik bekliyorlar okullarda Yusuf Tekin. Temizlik bekliyorlar. Dolayısıyla Yusuf Tekin, 22 yıldır 15 defa eğitim sistemini değiştiren Yusuf Tekin, iktidarınla beraber bu ülkeyi batıran Yusuf Tekin, dinden, diyanetten bahsediyorsun ya, deist oranından haberin var Yusuf Tekin, senin haberin var. Ateist oranından da haberin var. Agzonist oranından da haberin var. Yusuf Tekin, vicdansız Yusuf Tekin, okullarında imam hatipleri 1100'ün üzerinde imam hatip kurdunuz, çocukları heder ettiniz, üniversiteyi kazanamıyorlar doğru dürüst, eğitim alamıyorlar doğru dürüst. İmam hatiplerden mezun ettiğiniz çocuklar maalesef hiçbir yerde iş bulamıyor Yusuf Tekin. Bırakın onu, halk eğitim kurslarında bu yaz itibarıyla 100 binin üzerinde insanın ekmeğiyle oynadı bu Yusuf Tekin. İşten attı bu Yusuf Tekin onları. O kursiyerlerin hepsini kapattı, onları işten attı. Kul hakkı yiyen Yusuf Tekin, kışın ortasında bunları aç bırakan Yusuf Tekin bize Kur'an'dan, haktan, hukuktan bahsediyor, dinden bahsediyor. Bu Yusuf Tekin gibiler bu memlekette şu ülkenin gençlerine hangi eğitimi verdiler? Ne kazandırdılar? Bu ülkenin çocukları yurt dışına gidiyor. Bu ülkenin gençleri 15 yaşında uyuşturucu kullanıyor, aslı uyuşturucu. Çocukların ölümleri gözümüzün önüne geliyor. Gencecik maalesef çocuklar öldürülüyor. Yusuf Tekin, bunları ortadan kaldırmak için ne yaptın? Eğitimi düzeltmek için ne yaptın Yusuf Tekin? Ve Ali Öztunç'un dediği gibi Milli Eğitim Bakanısın. Ne işin var AKP il kongrelerinde Yusuf Tekin? AKP ilçe kongrelerinde ne işin var Yusuf Tekin? Aldığın para haram zıkkım olsun Yusuf Tekin. Bu milletin sana verdiği para haram zıkkım olsun Yusuf Tekin. Siyaset yapmaya meraklıysanız istifa edin, partilere katılın be utanmaz adamlar. Utanmanız da kalmamış ya. Utanmanız da kalmamış ya. Sırf siyaset yaparak, muhalif partilere hakaret, küfrederek, alacağınız 3-5 tane alkışla Recep Tayyip Erdoğan'ın gözüne girerek bakanlığınız devam etse ne olur Yusuf Tekin? Allah Resulü diyor ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Bunlar haksızlığın ta kendisi artık. Dolayısıyla komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değil diyor peygamber. Bunlar komşusunun açlığını görmüyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı bir hanımefendi Hacı Bayrami Veli Üniversitesi'nden maaş alırken Diyanet'ten de maaş alıyor. Çift maaş aslı. Bunların 5 maaş alanları var. 3 maaş alanları var. 12.500 lirayla emekli geçinsin diyor bunlar. Emekli memur. Emekli memur 15 bin lira seyyanen zammını bekliyor. Alamadı. Aç şu anda. Söz verdi Recep Tayyip Erdoğan. En düşük emekli memur maaşı 22 bin lira olacak. Seyyanen 8 bin lirayı da ödeyeceğiz emekli memura dedi. 2 yıl geçti, 15 bin lira oldu, ödemedi. 3600 bekleyen 110 bin tane polis var bu ülkede. Aç aç. 21 bin lirayla 24 bin lira arasında maaşla ev kirası 20 bin lira geçinmeye çalışıyor bu polisler. Vatan için can vermeyi göze aldılar. Çocuk okutacaklar ama 3600 alamadılar. Yusuf Tekin, Bakanlar Kurulu'nda bunu konuştun mu hiç? Yusuf Tekin, nasıl bir vicdan sahibisin? Bir yıl günden 17 yıl kaybeden 2041 yılında emekli olacak kademeliye hiç vicdanın el verip de duydun mu? Ses olabildin mi? 5000 günden emeklilik hakkı olmasına rağmen 5950 güne çıkmış, borç batağına batmış emekliyi gördün mü Yusuf Tekin? Staj ve çırak mağdurları, senin okullarınla ilgili, çıraklık okullarınla ilgili. Okulda okurken onların sigorta primi yattı ama okul bitti. SGK primlerine saymadınız bu çocukların primlerini Yusuf Tekin. Vicdanın sızladı mı? Sızlamadı. Utanmadan sırf Ali Öztunç'un dediği gibi sarayın gözüne girebilmek için varsa yoksa CHP'ye saldırıyorsunuz. Varsa yoksa muhalefete saldırıyorsunuz ki prim yapalım da bakanlığımız devam etsin. Bakanlığınız devam etse ne olur ya? Bir gün gelecek, vallahi de hesap vereceksiniz. Billahi de hesap vereceksiniz. Millet bu sandıkta size hesabı soracak ama sandık yetmeyecek. Gün gelecek bu ülkenin mahkemelerinde siz nasıl bugün hukuksuz, haksız, adaletsiz bir şekilde insanların haklarını gasp ediyorsanız o gün geldiğinde bu millet sizi hakla, hukukla, adaletle yargılayacak. Biz hep dedik adalet bir gün herkese lazım olacak. Adalet size de lazım olacak. Adaletin size lazım olduğu gün biz adil olacağız. Sizi adil yargılatacağız bu ülkelerde, mahkemelerde. Ama Yusuf Tekin, nasıl bir vicdan sahibisin ki
deminden beri söylediğim gibi, Ali Öztunç'un dediği gibi, milli eğitimin sorunlarını çözmedin, çocukların geleceğini aydınlatmadın, çocuklar Amerika'ya, Almanya'ya, yurt dışına kaçıyor, çocuklar Güneydoğu'da okul okuyamıyor, okuyan çocuklar üniversite kazanamıyor, üniversiteyi bitirenler iş bulamıyor ve sen utanmadan hala camiler kapandı, camiler ahır yapıldı. Bir yere kilit vurmak gerekir, doğru diyorsun, camilerin kapısına kilit vuruldu diyorsun ya, Yusuf Tekin, senin çenene kilit vurmak lazım. Senin çenen düşmüş Yusuf Tekin. Ben son söz olarak Yusuf Tekin'le ilgili şunu söylüyorum. Derhal istifa et. Derhal istifa et Yusuf Tekin. Türk milleti senden istifa etmeni istiyor. Görevden gençler senden istifa etmeni istiyor. Görevden eğitim camiası istesin, senden istifa etmeni istiyor. Sen öğretmenin kaç lira maaş aldığından haberin yok Yusuf Tekin. Senin öğretmenlerin ek iş yapıyor. Senin emekli öğretmenin sürünüyor Yusuf Tekin. Ama sende nerede böyle kul hakkından anlayacak kafa? Siz sadece kendinizi düşünürsünüz. Çünkü siz din tüccarısınız. Siz çünkü dini kullananısınız. Kullanarak kendinize en lüks arabalarla, en lüks evlerde yaşıyorsun. Yusuf Tekin, fırsatım olsa, imkanım olsa, şu servetin bir gün ortaya dökebilme fırsatı bulsam da seninle yüzleşebilsem ne güzel olur biliyor musun Yusuf Tekin? Arabanı, aldığın arabanı hangi devlet memuru maaşıyla aldığını bir ortaya koyabilsek, oturduğun evi hangi devlet memuru maaşıyla aldığını bir ortaya dökebilsek, sadece senin değil ha, bütün bakanların, bakan yardımcılarının, o 5 maaş alanların, hiçbir geliri olmadan milyonluk villalarda oturanların, milyonluk araçlara binenlerin hakkı, hukuku nasıl gerçekleşmiş bir gün ortaya çıkacak. Siz söylemiyorsunuz ama yalandan mal beyanı verdik diyorsunuz. Geçin onları. Sizin mal beyanlarınız da sizin gibi yalan, yalancılıkla dolu. Onun için Yusuf Tekin, tekrar söylüyorum, onurunla, şerefinle istifa et. Bu millete ihanet ediyorsun. Atatürk sana ağır gelir. Cumhuriyet sana ağır gelir. Cumhuriyetin değerleri sana ağır gelir. Sen laikliği bilemezsin. Evrensel laiklikmiş. Evrensel laikliğin ne olduğunu sorsam sen anlatamazsın. Sen Fransa'daki laiklikten bahsedersin. Senin Fransa'da bacının başörtüsünü yasakladılar. Sen ona mı evrensel laiklik dedin? Ama bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk laik dediği bu devlette 1925 yılında bugün ev cephane haline getirdiğiniz, kendi sarayınıza dönüştürdünüz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu be Yusuf Tekin. Dinsiz diye hakaret ettiğin Mustafa Kemal Atatürk kendi cebinden verdiği maaş parasıyla Elmalı Hamdi'ye Kur'an'ın tefsirini yazdırdı. Elmalı Hamdi de Allah onu rahmet eylesin. Sen bu parayı cebinden veriyorsan para almak bana yakışmaz dedi. Böyle bir devlet, böyle din adamları vardı. Sizin gibilere yazıklar olsun. Denilecek tek şey istifa et. Şimdi siz de affını istesin dediniz. Görevden affını istemesine bile razıyız. Hani bunlar istifa ettik diyemiyorlar ya. Görevden aff talep edildi. Görevden affını talep etsin. Çünkü o koltuğa yakışmıyor. Yani çok güzel özetledik. Ben de Cemal Bey de. Sonuçta bu adam bu koltuğa yakışmıyor. Bu koltuğun ağırlığını taşıyamıyor. Bu koltuğa otururken çocukları nasıl okuturum? Öğretmenlerin sorununu nasıl çözerim? Eğitim kalitemizi nasıl yükseltirim diye oturmamış. Cumhuriyet'te nasıl kavga ederim diye oturmuş. Atatürk'te nasıl kavga ederim diye oturmuş. Şimdi öğrenciler sabah karanlıkta kalkıyorlar, uyanıyorlar. Beslenme çantalarına aileler, veliler ne yazık ki çok fazla bir şey koyamıyor. Ekonomik kriz. Çocuklar artık hani bodur oldu diye de bu şekilde de pek çok veri de ortaya çıkmış oldu. Okula gidiyorlar, eğitimle ilgili pek çok sıkıntı oluyor. Öğretmen değişimleri, okullara kayıt yapılırken öğretmenlerden, affedersiniz ailelerden, velilerden yine para isteniyor. Özel okula gidenler, işte servis ücretleri, okuduklarında işsiz kalmaları gibi gibi pek çok sorun varken neden evrensel laiklik kelimesini kuruyor sizce, cümlesini kuruyor? Çünkü kafası orada, yani az önce söylediğimiz gibi. Çünkü derdi bu bahsettiğiniz sorunları çözmek değil. Bakın öğrenciler şu anda okullarda temizlik işi yapıyorlar arkadaş. Ya, bir evet, ya bu çocuklar niye gidiyor okula? Ali'ciğim şunu hemen arayalım. Veliler, bir tane müdür öğretmenin kapısını kırdı, hatırlıyorsun değil mi? Evet tabii tabii. Adama yeni ödül öğretmenini yaptılar ya, ödüllendirdiler. Kocaeli'de bir yerde. Tabii tabii. Mobbing uygulayan, öğretmeni dövmeye gidip kapısını kıranı bunlar ödüllendirdi ya. Şimdi. Bunun kafası buna basıyor ya. Vatandaş, veli çocuğunu okula niye gönderiyor? Eğitim alsın diye. Okusun diye. İyi bir bilim insanı olsun diye. İyi bir mühendis, doktor, avukat, gazeteci olsun diye. Onun için gönderiyor çocuğunu okula. Temizlik yapsın diye göndermiyor ki. Temizlik yapıyor çocuklar şu anda. Ya da veliler gidip çocuklarla birlikte temizlik yapıyorlar. Ya kardeşim, senin sorunun bunu çözmek iken
Sen çıkmışsın evrensel laiklik. Ne alaka ya? Tam başına saksa. Bir de AKP kongresi. Ne ilgin var? Bir de konuştuğu AKP. Yerde AK Parti kongresi dediği gibi Cemal Engin. Bir defa sen eğitim bakanı olarak bir partinin kongresine niye gidiyorsun kardeşim? Eğitimde tarafsızlık olmaz mı? Eğitim bakanısın. Ya önce senin örnek olman gerekiyor bakan olarak. Kime? Okul müdürüne. Kime? Bürokratına. Kime? Öğretmene. Sen eğitim bakanı olarak oraya gidersen müdürün de başka bir partinin kongresine gider. Öğretmenin de gider. Başka partinin militanlığını yapar. Yani Milli Eğitim Bakanı tarafsızlığını yitirmiş. Milli Eğitim Bakanı'ndan hiçbir halt olmaz arkadaşlar. Şu anki Milli Eğitim Bakanı'ndan hiçbir halt olmaz. Bunun döneminde okuyan çocuklara da Allah sabır versin diyorum. Velilere Allah sabır versin diyorum. Çocuklar perişan. Öğrenciler iyi eğitim alamıyor. Veliler sıkıntı içerisinde. Öğretmenler sıkıntı içerisinde. Yöneticiler sıkıntı içerisinde. Milli Eğitim Bakanı kongre fellik fellik geziyor. Bizim orada fellik fellik derler. Bizde de öyle derler. Adana, Maraş o bölgede fellik fellik derler. Fellik fellik geziyor arkadaş. Siyaset yapıyor. Niye? Bir dönem daha bakanlık yapayım. Ben bakanlıktan kurtulayım. Revizyon olacak ya. Cumhurbaşkanı söyledi ya. Uçakta dönerken bir ülkeden. Kendi derdi kendi kurtarmak. Başka bir derdi yok. İşine bakacaksın. Bakanlığı yöneteceksin. İşine bakıp bakanlığı yöneteceksin. Kongre gezip de Cumhuriyet Halk Partisi'yle, Cumhuriyet'le, Mustafa Kemal'le uğraşmayacaksın. Dediği gibi boyunu aşar. Haddini de bileceksin. Söyleyince de şey yapıyorlar, alınıyorlar. Ya efendim niye bu kadar ağır konuştunuz? Ya buna daha çok söyleyecek o kadar çok söz var ki bu Yusuf Tekin'e. Tayyip Erdoğan'a bir öneride bulunacağım. Ey Erdoğan. Eğer partin eriyor. Güneş görmüş kar gibi. Tavaya girmiş yağ gibi. Eriyor partin. Erimeyi durdurmak istiyorsan bu Yusuf Tekin ve bunun gibilerden kurtul. Ekranlara bunun ve bunun gibileri çıkarttırma. Küçük gibi, Cem Küçük gibi. Bunlar akıllarınca partilerine hizmet ediyorlar ya, tam tersi partilerini perişan ediyorlar. Devlet de perişan ediyorlar ama işte. Sıkıntı o. Bir cümle alayım, reklam etmem lazım, sonra devam edelim. Yani ne söyleyelim, Allah bildiği gibi yapsın o Yusuf Tekin'i. Allah bir de ona şeyde bütçe görüşmelerinde geldiğinde göreceğiz Allah. Yani neler yapacağımızı göreceğiz. Allah yardım etsin ona. Kısa bir ara, birazdan buradayız. Evet, kitabın ortasına devam ediyoruz efendim. Az önce de sık sık dedik ki bütçe görüşmeleri önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çünkü bakanlar geliyorlar ve orada özellikle muhalefetin önemli ve ciddi soruları oluyor. Bugünse Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri vardı ve bu bütçe görüşmelerinde de aynı zamanda İstanbul'daysa Yeni Doğan Çetesi'ne ilişkin bir dava görülüyordu. Ancak Sayın Bakan geldiğinde özellikle muhalefet istifa 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 diyerek bir slogan attı. Eğer istifa etmeyecekseniz, bu bütçe metninizde istifaya dair bir şey yoksa biz bütçe görüşmelerini terk ediyoruz dediler ve o şekilde gittiler. Şimdi bugünkü bütçe görüşmelerine dair bugüne iz bırakan bazı fotoğraf kareleri ve videolar var. Cumhuriyet Halk Partili milletvekiller bebek eşyalarıyla geldiler, kıyafetleriyle geldiler oraya ve bakana seslendiler. O anları bir hatırlayalım ve sonrasında konuşalım. Giymeden öldü çocuklar. Bakanlığa gelmemek lazımdı. Sayın Bakan, İstifa başka şey kalır mı bu ülkede? Bu bütçeyi sizin bu bütçeyi sizin okusunmamanız lazım. Burada bakanlığa gelmemek lazım. Ben doktor İrfan Kalkın'ın erken randevu vermedi. Sizle dolaşmak istemiyorum. Sayın Bakan, istifanızı bekliyoruz. Etik bir davranış değil sizin bakan olarak burada bulunmanız. Sayın Bakan'ın bir sağlık müdürü olduğu dönemde denetlemesi gereken tazmanlardan öldürülen çocukların ayakkabı oluyor. İstifa! Maalesef memlekette istifa bırak, utanma duygusu kalmaz, utanma! Senin utanman lazım! Sen tiyatro yapıyorsun, tiyatro! Burada bu bütçe girişilemez! Eğer istifa edeceksin Sayın Bakan, buyursun, konuşsun ama... Görüşmek için bir saniye! İstifası gereken bakan! Konuşma! Utanman lazım! Evet, şimdi burada bir dava görülüyor dedik. Evet. Aynı zamanda da bugün Sağlık Bakanı istifa çağrıları da vardı. Ne dersiniz? Bugün istifaya davet edildi ama Sayın Bakan tebessüm etti.
bir yanıt vermedi. Ve o görüşmeler sırasında da yine Sağlık Bakanı'nın yaptığı konuşmada çok da fazla bu konuya kendisi girmedi. Ve insanlıktan nasibini almamışlar çetesidir dedi. Ve bu operasyonun adı da çürük elma operasyonudur dedi kendisi. Buyurun. Çürük elmanın başında kendisi duruyor. Yani çürük elma operasyonu diyorsa o çürük elmaları kendisi yarattı. Kendisinin müdürlüğü döneminde bunlar çıktı. Bakın ben yaklaşık 30 yıldır parlamentodayım. Gazeteci olarak uzun yıllar muhabir, parlamento muhabir olarak görev yaptım. İki dönemdir de milletvekiliyim. Çok fazla bütçe komisyonuna girdim. Plan bütçe komisyonuna, bütçe görüşmelerine katıldım. Bir bakan gelir, eleştirilir. Ona en ağır eleştiriler söylenir. Ama bir bakan geldiği zaman hele hele ilk daha yılıysa, ilk bütçesi ise tokalaşmamak yapılmaz. Evet, ilk kez vekillerin karşısındaydı. İstifaya davet edilmez. Bu kadar kısa sürede bir bakan istifaya davet ediliyorsa bir düşünecek. Eğer bir bakan parlamentoya gelip komisyona girdiğinde daha bakanın 3. 5. ayında tokalaşmıyorsa halkın vekilleri onunla bir düşünecek ben ne yaptım diye. Şimdi ortada bir gerçek var. Çocuklar ölmüş. Bu olurken bu beyefendinin görevi ne? İstanbul İl Sağlık Müdürü, öyle değil mi? Evet. Hiç mi sorumluluk hissetmiyor ya? Hiç mi vicdanı sızlamıyor? Haberi de var. Bilgisi de var bu olaylardan. Çürük elma operasyonu. Çürük elmanın en çürüğü sensin ya. Sensin. Birazcık onuru varsa insanın. Der ki ya bakan oldum ama benim dönemimde savsakladığım, görmediğim, görmemezlikten geldiğim, üstünü kapatmaya çalıştığım bir şey vardı. Şimdi ortaya çıktı ve dünyanın en masum canlıları olan bebeklerle ilgili ben bu görevi bırakacağım der. Birazcık onuru varsa. Diyor mu? Demiyor. Bir de tebessüm ediyor, gülümsüyor. Ama öncesinde de hem Cumhurbaşkanı hem de Bahçeli sahip çıktı biliyorsunuz. Ya zaten Cumhurbaşkanı da Bahçeli bu tiplere sahip çıkıyor. Nerede falso adam varsa, nerede yanlış yapan varsa, nerede sıkıntılı varsa, nerede bu ülkeye hizmet etmeyen, bu ülkenin değerleriyle, cumhuriyetiyle, Atatürk'üyle, lideriyle kavga eden varsa onlara sahip çıkıyorlar. Sorun orada zaten, onlarda. Yani Cumhurbaşkanı öyle davranırsa bakan da böyle davranır. Binlerce kez istifa etmesi gerekiyordu Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar. Hızlı tren kazalarından sonra Çorlu faciası, yanlış hatırlamıyorsam. Soma'dan sonra, Avşin Elbistan Termik Santrali'deki göçükten sonra, depremden sonra, depremdeki beceriksizliklerinden sonra, şu anda hala yapılmayan deprem konutları yüzünden zaten onların istifa etmesi gerekiyor. Onlar etmeyince bunlar da etmiyorlar zaten. Mesele bu. Baştaki ne yaparsa alttaki de onu devam ettirir. İl Sağlık Müdürüsün. Senin döneminde bebekler, yavrular ölüyor. Ve sesini çıkartmıyorsun. Geliyorsun utanmadan Plan Bütçe Komisyonu'na Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini sunuyorsun. Hangi vicdanla ya? Ne söyledin orada? Ne söyledin? Hastane yapsan ne, yapmasan ne? Sen öyle bir sağlık bakanısın ki ufacık çocukların ölümünden sorumlusun. İl Sağlık Müdürlüğü'nden bu yana onlardan sen sorumlusun. O çocukların vebali sende. O çocukların aslında katilliğiyle ilgili, cinayetiyle ilgili o yargılananlar var ya, onlarla birlikte senin de yargılanman gerekiyor arkadaş. Gerçek bir demokratik ülkede, demokrasinin olduğu bir ülkede, hukuk devletinde senin de şu anda bakanlık koltuğunda değil, mahkeme salonunda, sanık koltuğunda oturman gerekiyor. Ey bakan! Ama geliyorsun utanmadan, sıkılmadan, yüzün kızarmadan bir de gülümseyerek bütçe sunumu yapıyorsun. Ne denir buna? Ne denir yani? Yani acaba öyle bir tabloyla karşılaşacağını hiç düşünmedi mi? İlk kez geldi ya Sayın Bakan. Yani, sonuçta dövizler tutuldu, istifa et diye Mehmet Muş, hatta Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı bir ara vermek durumunda kaldı. Gerginlik çıktıktan sonra orada o bebek patiklerini gördü. Şimdi bunlarla karşılaşacak. Her yerde karşılaşacak. Parlamentoda, komisyonda bununla karşılaştı. Yarın bir gün genel kurula gelecek bütçe sunumuna. Orada kaç milletvekili var? 20-30 milletvekili var değil mi Cemal abi? Tabii. Şimdi yani komisyonda 20-30 milletvekili var. Şimdi gelecek genel kurula. Karşısında 250-300'e yakın muhalefet milletvekili olacak. 250 tane muhalefet milletvekili olacak. 200-250 kişi. Orada herkes eleştirecek, herkes söyleyecek. Sokağa çıkacak. Mesela Sayın Bakan nerede oturuyor bilmiyorum. Oturduğu yerden sabah kahvaltısı için gidip yumurtayı marketten kendisi alsın bir de. Alır. Göreyim. Kimse tanımadığı için alır. Bunları kim tanır? Bir şey söyleyeyim mi? Bu olaydan sonra tanıyor millet. Çünkü yani, bu millet diyor ki
Bu bebeklerin ölümünden sorumlulardan birisi bu diyor. Yüzünü insanlar öğrenmeye başladılar. Vicdanları kanattı. Rüyalarına giriyor insanların. Ve sokağa çıkmaz. Vallahi de billahi de o kadar çok insanın, o kadar çok bu ülkenin yurttaşının rüyasına olay giriyor ki, yeni doğan çocuklarla ilgili bu olay giriyor ki, ya böyle bir şey olur mu ya? Ya nasıl Müslümansın ya? Allah aşkına ya nasıl Müslümansın ya? Yani bebek ya, bebekler öldürülmüş ve öldürülürken de bir takım para için, yani çıkar için, rant için, para için öldürülmüş. Sen Milli Eğitim Müdürü'ydün. Şimdi bakansın. Sağlık Müdürü. Sağlık. Affedersiniz, sağlık. Kafamız şeyde kaldı. Yusuf Tekin. Yusuf Tekin de kaldı. Hep de kabineye ilişkin bugün eleştirileriniz. Kabine yani patlak. Çünkü... Erdoğan kabinesi patlak. Bakıyorsun birisi Atatürk'ün askerleriyiz diyene uğraşıyor. Birisi laiklikle uğraşıyor. Birisi bebeklerle, bebek katillerini savunmakla zamanını geçiriyor. Ya da onların işini kapatmakla zamanını geçiriyor. Erdoğan kabinesi patlak kardeşim, biz ne yapalım? Doğru düzgün kabine olsaydı çıkar başka eleştiriler yapardık. Gayet kibar kibar derdik ki Milli Eğitim Bakanı ya da Sağlık Bakanı hastaneler konusunda şunu yetersiz yapıyor, şu eksik derdik, eleştirirdik. Ama ağız dolusu konuşuyoruz. Neden? Patlak çünkü. Konuşana değil, konuşturana bakacaksın. Hı hı. Onlar yüzünden biz böyle konuşuyoruz. Onlar yüzünden Cemal Engin feryat ediyor, Ali Öztürk feryat ediyor. Bizim bunlarla özel bir alışıp veremediğimiz bir şey yok. Şahsi bir durumumuz yok. Biz vatandaşın, milletin çıkarı için, vatandaşın, milletin haklarını savunmak için, milletin vekaletini adam gibi yerine getirmek için bunları söylüyoruz. Yoksa canı cehenneme, bana ne? Bakandan da, Yusuf'tan da, işte Yaşar'dan da, bana ne? Ama ben milletin vekiliyim. Bunu söylemek benim boynumun borcu. Bebekler ölmüş, bebekler. Çocuğu var mı bilmiyorum. Ama akşam eve gittiği zaman eşinin yüzüne nasıl bakıyor? Komşunun yüzüne nasıl bakıyorsun? Ananın babanın yüzüne nasıl bakıyorsun? Ya insanı birazcık vicdansızlar ya. Vallahi biz yani ar ederiz ya. Dayanamayız ya. Ama bunlar da yıllarca çocuğu çatlamış, olmayan çiftlerden biri. Ağır damarı biri. Çatlamış Aslı Hanım. Ağır damarı çatlamış ki bu eleştiriler karşısında gülümsüyor. Evet. Bir vicdan azabı duyan insan. Ya bak öz eleştiri de yapabilir. Bunu da anlayışla karşılarım. Der ki arkadaşlar bir durun. Ben de bir konuşayım. Evet yanlış. Eksiğim vardır, hatam vardır. Ben de görmedim, şunu yapmadım ya da yanlış bir şey yaptım. Yok, kısmi olarak değindi ve geçti. Tabii sonrasında soru cevap neye değindi? Komisyonu neye devam değindi? Allah aşkına. Olabilir ama. Aslanım neye değindi? Allah aşkına. Yine etrafından çevirerek. Hayır, sadece çürük elma. Çürük elma. Çürük elmanın başında sen varsın kardeşim. Ben miydim il sağlık müdürü ya? Cemal Engin sen miydin yoksa? Ben bilmiyorum. Sen sağlık müdürü yaptın mı? Doktor musun? Sağlık müdürü müydün? Siz miydiniz aslanım yoksa ya? Sendin kardeşim il sağlık müdürü. Bugün de sağlık bakanı sensin. Ya bak Fahrettin Koca'ya biz niye böyle laflar etmedik? Kaç yıl bakanlık yaptı? Covid döneminde. Zamanı geldi eleştirdik. Kızdık. Kutladık. İyi tebrik iş yaptı dedik. Tebrik ve ettik. Bildiğimiz tebrik kadarıyla ettik. Da uzun süredir kendisi istifa Sezan'ın etmek istiyordu. Sezan'ın hakkını Sezan'a verdik tabii. İyi yaptığı zaman övdük. Alkışladık. Yanlış yaptığı zaman eleştirdik. O ama da bu kadar ağır laflar etmedik. O da yanlışını kabul etti ama. Tabii adam kabul ediyordu. Bu kadar yanlış ağır laflar da etmedik biz bu kadar ağır laflar. Hayır. Sana niye ediyoruz kardeşim? Niye? Niye? Bir düşün bakalım ya. Bir öz eleştiri yap bakalım ya. Bir akşam eve gittiğin zaman bu akşam bu komisyondan sonra eve gittiğinde şöyle bir 5 dakika düşün ya. Çok değil. 5 dakika yeter ya. Ama gülümsedi. Öz eleştiri yapar mı sizce? Yapabilir. Şimdi ya. Şöyle Aslı. Ben bugün milletvekili arkadaşlar bu komisyona katılmamı istediler benden. Ben özellikle gitmedim. Niye neden gitmedim? Sen dayanamazsın ya. Benim ilk çocuğum, birinci kızım adı Ayça, bir günlükken vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla çocuğu ölmenin, Ali kardeşimin de ifade ettiği gibi, ne demek olduğunu, o acıyı ben yaşadım. Benim eşim 9 ay karnında taşıdığı çocuğunu bir saniye bile kucağına alamadan kaybetti. Bir saniye bile. Dolayısıyla insanın çocuğunun ölmesi bir insanın başına gelebilecek kıyamet öncesi en büyük kıyamet. O acıyı tatmayan bilmez. O sebeple o çocuğu ölen anne ve babaların yerine koydum kendimi. O salona gidersem kendimi kontrol edemem dedim. Hı hı. O annenin babanın feryadını duyan olarak, kendisi evlat acısı yaşamış bir baba olarak, evlat acısı yaşamış bir annenin ızdırabını bilen bir eş olarak
Ben o salonda o gülümsemeye dayanamazdım. İyi ki gitmemişim. O gülümsemeye dayanamazdım. Şimdi Sağlık Bakanı arkadaş, hemen aklıma Turan Çömez geldi. Turan Bey'le defalarca program yaptık. Seninle de evet. Burada birlikte yaptık. 6 ay önce soru önergesi verdim diye feryat ediyor. Soru önergesinde de bunları söylüyor değil mi? Evet. Yeni doğan bebeklerin araştırılmasını. Ya, Turan Çömez'in bildiğini herkes biliyor. Herkes biliyor değil mi? Ve Turan Çömez de Sağlık Bakanlığı'na soru önergesi olarak veriyor değil mi? Şimdi bu arkadaş da İl Sağlık Müdürü. O dönem Fahrettin Koca ile açık arası, bu şu anki Sağlık Bakanı'nın Fahrettin Koca ile de arası yok. Saray tarafından korunduğu için sağlık müdürü olarak görevine devam ediyor. Zaten dikkat ederseniz adam o kadar ukala ki, adam o kadar kabadayı ki, adam o kadar kendinden emin ki Sağlık Bakanı gibi değil. Yani adam oraya bir kabadayı gibi giriyor. Salona girişi, oturması, kalkması. Ben bir Galatasaray maçında rastladım. Adam zannedersin ki alemin en büyük kabadayısı adam. Oturmasıyla, kalkmasıyla, öyle hal ve hareketiyle. Yani ben milletvekiliymişim, onu hiç ilgilendirmiyor. Diğeri milletvekiliymiş, hiç ilgilendirmiyor. Hatta ben aradım hayırlı olsun diye. Telefonlara bile çıkmadı bunlar. Ben... Küçük dağları onun için diyorum. Küçük dağları kendileri yapmış. Aradım. Sen kimsin ya? Bakan olmuşsun. Devletimin bakanı olmuşsun. Ben de bir milletvekili olarak hayırlı olsun diye aradım. Bunlar o kadar nezaketsiz ki. Bunun gibi çok var orada zaten. O nezaketsizler telefona bile çıkmadılar aslında. Telefona bile bakmadılar. Geri bile dönmediler. Dolayısıyla o ben ölen çocukların anne babalarını düşünüyorum. O yaşam hakkı olan bebekleri düşünüyorum. Yaşamları elinden alındı. Recep Tayyip Erdoğan. Kaç torunum var bilmiyorum ama Rabbim hepsine sağlık sıhhat versin. O torunları kucağına aldığında yeni doğan bebekleri aklına geliyor mu Recep Tayyip Erdoğan? Emine Hanım, o torunları kucağına aldığında o ölen çocukları hatırlıyor musunuz? Ya müdahale etsenize ya. Torunlarınız adına müdahale etsenize ya. Vicdanınızla hareket edip bir kere de vicdan sahibi olarak bu işe bir tavır koysanız ya. Sağlık Bakanını koruyormuş. Sağlık Bakanının arkasındaymış. Neyinin arkasındasın ya? Neyini koruyorsunuz ya? Devlet Bahçeli Sağlık Bakanına sahip çıkmış. Nereden tanıdı Aslı? Ne kadar tanıdı da sahip çıktı? Ne yaptı Sağlık Bakanı ile Sayın Bahçeli? Sınıf arkadaşı mı, okul arkadaşı mı, mahalle arkadaşı mı, ülküdaş mı, partide mi, ocakta mı, nerede yetişti? Ya da briefing mi verdi gidip, ya da briefing durum mi verdi, budur, gidip, budur, diye durum budur diye anlattı da haklı mı gördü? Ya etmeyin ya, ölen çocuklar kime sahip çıkıyorsunuz ya? Bebekler ölüyor ya ve ölürken o alçakça konuşmaları dinliyoruz değil mi? Evet. Vicdanı sızlamıyor mu insan olanı? Yine o duruşmada yine aynı şekilde pek çok ifadede de yürekleri kanatan. Öyle. Şimdi o sözleri duydukça hatta birinde inanın çıldırmıştım. Suriyeli değildir inşallah ölen Türktür diyor biri. Çünkü Suriyeli'den para alamıyormuş. İşte bu ölen namusuz bu şerefsizleri koruyup kolluyorlar işte. Ötesi şimdi bak yok. Ölen Türktür diyor bebek inşallah. Koruyup kollamışlar daha dalga doğrusu. Geçiyor değil mi? Şimdi İstanbul Sağlık İl Müdürüsün yıllarca ve utanmadan ne diyor biliyorsun bu Sağlık Bakanı? Bunlar diyor çok organize ve güçlü bir çete diyor. Devletten güçlüsü mü var ya Aslı? Devletten büyüğü mü var ya? Lan bunlar çete çete. Kanlı katil çete bunlar. Korkmuş bebek ya. Bebek katili bunlar ya. Cemal abi zaten korkmuş mu yani? Korkmuş İstanbul belli ki. Sağlık müdürüyken sağlık... bu çeteden korkmuş. Öyle diyor zaten. Peki bunlar... böyle korkak bakan olabilir mi? Yaptılar işte geldi. Ve daha şimdi ileri daha gidiyor. Daha büyük sorumluluk. Daha bakın şimdi daha ileri nereden korkar? Daha ileri İstanbul'daki gidiyor. Ufak bir çeteden korkan birisi. Ali'ciğim daha ileri ama gidiyor. Allah bilir nelerden korkuyordu. Bak daha ileri gitti. Ne dedi biliyor musunuz? Hep bunları basın da atladı. Biz de atlıyoruz konuşurken. Birinci çocuk öldükten sonra dedi. Biz dedi bekledik ki dedi polis müdahale eder diye. Evet. Ama 2, 3, 4, 5 öldü. Hiçbir şey olmadı dedi. Bak birinci çocuğun öldüğünü biliyor. Yani o çocuğun öldürüldüğünü biliyor sağlık ilmi. Müdahale etse diğerler yaşayacaklar. Müdahale etse diğer çocuklar evet. Yaşayacak. Ya ne polis müdahale ediyor? Cemal Bey yıllarca çocuğu olmamış. Yanlış hatırlamıyorsam sanırım 18 yıl boyunca ve sonra oraya emanet ediyorlar.
Ne oldu şimdi bu insanların hayali? Bakın birinci çocuk öldü diyor. Polisin müdahalesini bekledik diyor. Bu bakan diyor bunu. 1, 2, 3, 4, 5 müdahale olmadı diyor. Ya bir insan gider orada kendisini öldürttürür. O çocukların yaşam hakkı için sağlık il müdürü olarak oraya dikilir ya. Kapıları kırar ya. Hastaneyi yıkar ya. Ama maalesef o çocukların ölümlerini seyrettiler. Niçin? 8 bin lira. Ve dalga geçtiler. Tabii bir de sigara içerek dalga geçtiler. Konuşarak dalga geçtiler. Galatasaray maçına gideceğiz. Maç başlıyor diyerek maçı da söyleyerek dalga geçtiler. Dolayısıyla bunun hesabını vallahi de veremeyecekler ama hep biz işi Allah'a bırakır gibi bir durumdayız da ben milletime sesleniyorum. Ya yüce milletim gelin bu işi Allah'a bırakmayalım. Bunları bu seçimde gönderelim. Sandık. Sandıkta bunları yıkalım. Sandıkta bunlara bir ders verelim. Gelin bunlardan mahkemelerde hesap soralım. İlahi mahkeme hesap soracak. Allah'a hamdolsun inanıyoruz ama ilahi mahkemeye varana kadar gelin bu dünyada bunların yaptıklarının yanına bırakmayalım. Torunlarınız var. Bebeleriniz var. Çocuklarınız var. Gözyaşı nedir biliyorsunuz. Onlar hastalandığında nasıl ağladığınızı ben biliyorum. Bir baba olarak, anne olarak biz biliyoruz, yaşadık. Etmeyin. Ne olur şunlara karşı artık bir olalım, birlik olalım, beraber olalım. Ekonomi zaten kötü. Açlık zaten var. Yoksulluk zaten var. Bunları hep konuşuyoruz. Ama sadece şu yeni doğan bebekleri bile bu iktidardan, Recep Tayyip Erdoğan'dan hesap sormamız için büyük bir sebep. Bakın hesap sorması gereken Recep Tayyip Erdoğan, Aslı kardeşim sordu ne diyor? Sahip çıktılar diyor değil mi? Bakana sahip çıktılar. Recep Tayyip Erdoğan bu bakanın neyine sahip çıktın ya? Hangi devrimi yaptı sağlık alanında? Ne gerçekleştirdi? Görevinde çok yeni. Daha görevine yeni geldi. Sahip çıkacak neyini gördün? İstanbul Sağlık Müdürü iken başarısı ne? Fahrettin Koca ile kavga etmekten başka adamın ne başarısı var ya? Hemşerisi olması. Hemşerisi olması bravo. Hemşerisi olması. Rizeli Tayyip olmaktan başka olması. Hiçbir özelliği yok. Hemşerisi olduğu için o görevde duruyor. Geldin aldın getirdin. Yani ne yaptın yine Recep Tayyip Erdoğan? Sadakati tercih ettin. Liyakati bıraktın. Fahrettin Koca'yı liyakatlı bir bakanı attın. Gönderdin. O nezaket ehliyle affımı istedim diyebilir. Ama sen yolladın yerine sadık olsun diye İstanbul Sağlık İl Müdürü Rizeli hemşerin Kemal'i getirdin. O Kemal onlarca bebeğin ölümünü göz göre göre seyretmiş ve sen hala diyorsun ki ben bakanıma kefilim. Neyine kefilsin Sayın Erdoğan? Allah'ına kurban olduğum neyine kefilsin ya? Nesine kefilsin ya? Kendisi büyür ya. Bak yazık. Vallahi alsa görevden dese ki kardeşim sen iyi sağlık müdürken bu işler olmuş. Ben de seni bu arada bakan yaptım. Bilmiyordum. Patladın. Bu işler ortaya çıktı. Alıyorum seni görevden dese. Vatandaş diyecek ki biz de diyeceğiz ki helal olsun. Revizyonu mu bekliyor teşekkür acaba? Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın bunun neyini revizyonda alacak? Aslında alması gerekiyor. Revizyonu i̇şte bir şey değil. Bu sebeple soruyorum. Çünkü o dönemde istifa hakikaten beklendi. O günden bugüne kadar her gün bu konu gündemde ama şu konuda gündemde. İşte bir revizyon olacak. Aslı Hanım. O zaman bunun revizyon olmaz. Ben size bir şey soracağım. Tabii böyle ya bir Japonya'da şey, böyle bir şey olsa ya Ali hakkını da Japonya'da böyle bir şey olsa benden çok bakan harakiri yapar kendini öldürür ya. İstifayı bırak harakiri yapar Almanya'da ya. Almanya'da böyle bir şey olsa durur mu? İngiltere'de durur mu? Ya bakın bırakın Almanya İngiltere İran'da durmaz. Ya Almanya'da durmaz. Cem Özdemir diye bir milletvekili, Türk milletvekili uçak biletleri eşantiyon uçak bileti kullandı birine verdi diye istifa etti vekillikten ya. Vekillikten istifa etti. Düşünün yani. Ya çocuklar ölmüş evet. Ya ötesi yok ya. Çocuklar ölmüş daha ya. Ne daha olabilir? Ötesi var mı ya? Daha ne olur? Ötesi yok yani. Ben düşünemiyorum. Ne ötesinde sağlıkta nasıl bir skandal olur da bir bakan koltuğundan olur gider. Ne olabilir ya? Ama etmiyor. Ettirmiyorlar. Bu arada tuhaflar sağlık yani. Da çok kötü ha. Tabii canım çok kötü. Bakın şu anda randevular 6 ay sonrasına veriliyor. Anlatacağım onu. İlaçlar, kanser ilaçları bulunamıyor. Kalp ilaçları alınamıyor. Aile hekimliklerine öyle bir despot uygulama getirdi ki bu bakan. Aile hekimleri kalp ilacı,
antibiyotik yazamıyor, yazarsa ceza alıyor, parasını kendi ödemek zorunda kalıyor. Yani kendi doktorlarına zulmeden bir sağlık il müdürü. Buna zulmetmişler anlaşılan bakanken, bu müdürken. Şimdi gelmiş doktorlara zulmediyor bu bakan. Bu doktor düşmanı bu bakan şu anda. Hastane düşmanı bu bakan şu anda. Sağlık düşmanı şu anda bu bakan. Yani 600 liradan 800 liradan aşağı muayene ücreti yok ya. Ya o, biz ona razıyız. Maraş'ta. 1000 liraya da razıyız. Kahramanmaraş'ta muayene ücreti 1000 lira yapsınlar. Abi razıyız. Yani. Doktor yok ki. Doktor yok doktor. Bakın Elbistan devlet hastanesinde çocuk doktoru yok. Orada nöroloji doktoru yok. Şu anda çocuk doktoru yok. Haftada 2 gün Kahramanmaraş'ta 150 kilometreden haftada 2 gün bir tane çocuk doktoru geliyor nöbetleşe. Nöbetçi doktor gibi duruyor. Haftada 2 gün. Elbistan nüfusu kaç? Yaklaşık 150 bin. 150 bin insanın yaşadığı bir ilçede, il kadar büyük bir ilçede çocuk doktoru yok. Kahramanmaraş merkezdeki hastanelerde bazı bölümlerde eksiklik var. Doktor yok. Ordu, Fatsa, Ünye Türkiye'nin en büyük vilayeti, ilçeleri. Dediğin gibi öyle doktorlar yok ki, nöroloji doktorundan tut da birçok alanda doktor yok. Samsun'a tıp fakültesine gitmek zorunda kalıyor. Hastane evet. Yok, doktor yok, hastane de yok. Kahramanmaraş'a depremde gitti hastaneler. 2 yıl oldu hala hastane yapamadılar. Bir cümle alacağım, reklama gitmem lazım. Bir cümle şu olsun o zaman. Değerli izleyiciler, lütfen bu konuyla ilgili doktorlara eleştiriler var. Doktorlarımıza güvenin. Her doktor bunlar gibi değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin namuslu, onurlu, şerefli doktorları vardır. Doktorlara yönelik eleştiri sakın yapmayın. Evet. Doktorlarımıza güvenmeye devam edelim. Bu bakana değil ama. Bu arada aslında hemen son cümle şunu söyleyeyim. Yani bu yeni doğan bebek çetesi sebebiyle hastaneleri de kapattılar. Kapatmak yanlıştır. Kayyum atanmalıydı. Hastaneler devam etmeliydi. Çünkü o hastanelerde çalışan yüzlerce doktor, yüzlerce personel başka alanlarda. Yani cerrahi, fizik tedavi, kalp, damar, kulak, kurup bunun. O doktorları da şu an sokaklarda, o çalışanları da işsiz bıraktı bu Sağlık Bakanı. Yani kayyum ataması gerekiyor. Kayyum. Kayyumu başka yerlere atıyorlar. Gidiyor kafa kayyumu dediğin gibi. Esenyurt'a atacağına kayyumu bu hastanelere atarsın. O konuyla devam edeceğiz. Aynı zamanda bazı önemli davalar var ve yine bugün grup toplantılarındaki siyasetin sıcak başlıkları, hepsini konuşacağız kısa bir ara. Çalışıyorlar. Yeni davalar yaratmaya çalışıyorlar. Ya acaba birinden olmazsa hangisinden ceza verebiliriz İmamoğlu'nun? Nasıl önünü keseriz? Nasıl seçimini engelleriz? Nasıl biz İmamoğlu gerçeğinden kurtuluruz diye bakıyorlar. Ben ona ekofobi diyorum. Bunlarda ekofobi var. Ekrem'in ekosunu alıyorum. Kısalttınız. Fobi diyorum. Ekofobi var bunlarda. Ve korkuyorlar. Yani İmamoğlu'ndan korkuyorlar. O yüzden de bu davada da savcı duruşmaya iki gün kala ya da bir gün kala rapor alıyor. Hepimiz biliriz ki her siyasetçi, her az çok eli kalem kağıt tutan, her adliyeye giden, her okuyan bilir ki, her avukat ya da her siyasetçi bilir ki bu tip durumlarda iki gün önce rapor alıyorsa savcı, bilin ki yaymak istiyor. Çıkacak, hakim, savcı mütalayı veremedi. Bir sonraki duruşmaya ne zaman? 2 ay sonra, 3 ay sonra erteleyecek. Böyle yayacaklar. Belli bir zaman bekleyecekler. O zaman da başka bir hesabın içerisine girecekler. Birincisi bu. İkincisi, Kemal Bey ile ilgili 7. Genel Başkanımız, sevgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir dava süreci var. Efendim o dava da komik bir dava. Yani bir defa şu var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı, bu davada sözünü ettiği, kullandığı, yaptığı konuşmalar milletvekiliyken yaptığı konuşmalar. Evet, hapis kürsü ve siyasi yasak istemli bir dava. Kürsü dokunulmazlığı var. Milletvekili dokunulmazlığı var. Ondan dolayı zaten dava açılamaz ama orada da zorlama yapıyorlar. Ya acaba Kemal Kılıçdaroğlu nasıl sustururuz diye. Çünkü sandılar ki Kemal Kılıçdaroğlu susacak. Sandılar ki Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra konuşmayacak, yorum yapmayacak, siyaset yapmayacak, Türkiye'nin gerçeklerini dile getirmeyecek, milletin yoldaşı olmaya devam etmeyecek zannettiler. O da tersini yaptı. Çünkü korkmaz Kemal Kılıçdaroğlu. Ben size söyleyeyim, benim genel başkanım geçmiş dönem genel başkanlığımızı yaptı. O da devam etti. Bunun üzerine o kılıcı onun tepesinde sallamak için yargıdan muaf olması gerekirken, yani milletvekiliyken söylediği sözlerden dolayı kürsü dokunulmazlığının kullanılması gerekirken dava açıyorlar. Kemal Bey de safları sıklaştırın dedi. Sıklaştıralım dedi. Yani ben cuma günü gideceğim, ifade vereceğim. Talimatla ifade vereceğim. Çünkü biliyorsunuz şey çıkmıştı. Eğer ifade vermezse
zorla getirilme kararı çıkmıştı. Evet. Böyle saçma sapan bir karar vermişti hakim. Sonra kere vazgeçti kamuoyu üzerinde, kamuoyu baskısı üzerine. Gideceğim, ifade vereceğim. Safları sıklaştıralım dedi. Niye dedi? Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet için yürüyen bir lider bunu söyledi. Biz de dedik ki sen Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet için yürüdün. Siyasi hayatı boyunca, bürokratik hayatın boyunca hep haklıdan, haksızlığın karşısında oldun, haklıdan yana oldun, adaleti savundun, adil oldun. Biz de senin yanında olacağız dedik. Buradan çağrı yapıyorum. Haksızlığa karşı duranlara, adaletsizliğe karşı duranlara, Türkiye'nin namuslu toplumuna, bu baskılara direnen toplumuna, solcuya, sağcıya, milliyetçiye, muhafazakara, tüm Türkiye'ye çağrıda bulunuyorum. Cuma günü Ankara Adliyesi'nde buluşmak üzere diyorum. Ben oraya gideceğim. Bütün yurttaşlarımızı, Ankara'da yaşayan bütün yurttaşlarımızı Cuma günü Ankara Adliyesi'ne davet ediyorum. Bu çünkü hak, hukuk, adalet mücadelesidir. Bu haksızlığa uğramış birinin yanında yer almaktır. Bu sizin yanınızda yer alan birisine destek olmaktır. Bu adaletin yanında yer olmanın davasıdır. O yüzden biz orada olacağız. Cumhuriyet Halk Partileri orada olacaklar. Ve 7. Genel Başkanımızla omuz omuz olacağız. Ona desteğimizi sunacağız. Onunla onur duyduğumuzu, gurur duyduğumuzu bir kez daha haykıracağız. Çünkü söylediği sözlerde yanlış yoktu. FETÖ'yü anlatmıştı. FETÖ çetesini anlatmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda herhangi bir mesela talimat var mı? Hep birlikte bütün milletvekilleri olarak oraya gidelim diye. Hayır, yoksa isteyen kişi mi katılacak? Öyle bir talimat yok. İsteyenler katılacak tabii ki. Vicdanı olan, yüreği olan, gerçekten haksızlık karşısında susmayanlar oraya gelecekler ve orada hep birlikte bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ötesine geçti. Yani Kemal Bey orada sembolik oldu. Bu başka bir mücadele. Peki. Bu başka bir mücadele. Öyle bir talimat, öyle bir şey de yok. Biz arkadaşlarımız, bizler, hepimiz kendimiz irademizle tweetlerimizi attık, tepkimizi gösterdik ve desteğimizi sunduk. İnşallah Cuma günü de Ankara Adliyesi'nde olacağız. Bir kez daha sesleniyorum. Evet. Herkesi Ankara Adliyesi'ne davet ediyoruz. Ankara Adliyesi'nde bekliyoruz. İBB kaynakları da çok önceden Mayıs ayında planlanan bir Berlin gezisi varmış Sayın İmamoğlu'nun. O sebeple de katılamayacakmış. Ama pek çok kişi safları sıklaştıralım dediğinde sosyal medyadan da destek olmuş oldu. Ve şöyle yine hapis ve siyasi yasak istemiyle tabii bu dava görülmüş olacak. Hem bunu sorayım, ardından da yine Ekrem İmamoğlu davasına da dönmüş olalım. Çünkü hani aslında hedef Ekrem İmamoğlu mu bu kayyum atamalarıyla da deniliyor ya, Sayın Öztunç da söyledi. Burada süreci uzatmak, neden raporu alsın ki dedi. Ben de iki soruyu birlikte sormuş olayım ama Kılıçdaroğlu konusunda kaldığımız için oradan devam edebiliriz. Tabii Kemal Bey, hakikaten Recep Tayyip Erdoğan'ın uykularını kaçıran birisi. Siz bakmayın öyle Kemal Bey'le kazanamadı, Kemal Bey bize kaybettirdi diyenlere bakmayın. Kemal Bey bu ülkede büyük bir olayı başardı. Bazen hep bana derler ya sen niye Kemal Bey'i savunuyorsun? Ben Kemal Bey'i savunmuyorum. Ben Kemal Bey'i seviyorum. İkisi farklı bir şey. Çünkü Kemal Bey'in beni savunmama ihtiyacı yok. Kemal Bey zaten savunma adamı. Kemal Bey zaten mücadele adamı. Bana ihtiyacı yok o konuda. Ben seviyorum. Niye seviyorum? Onu da bir daha söyleyeyim bu ekranlarda. Ülkücüyle devrimciyi, Kürtle Türk'ü, Aleviyle Sünni'yi, dindarla laiki, zenginle fakiri aynı sofrada, Halil İbrahim sofrasında buluşturan adamın adı Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla kazanmış, kaybetmiş. %48 oy almış. 25 milyon civarında bir oy. Türkiye tarihinde görülmemiş muhalefet adına müthiş bir oy. Dolayısıyla burada Kemal Bey'in başardığı şey toplumsal bir kavgayı ortadan kaldırmış. 45 yıllık Cemal Enginyurt'u Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı yaparak ülkücü Cemal Enginyurt'un ve ülkücü Cemal Enginyurt'un arkadaşlarının, geçmiş dönemde ülkücü arkadaşlarının
Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesini sağlamış ve yılların devrimcilerinin, solcularının, Cumhuriyet Halk Partililerinde yılların ülkücüsü Cemal İngün Yurt'a oy vermesini sağlamış bir lider Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın burası çok önemli. Birbirleriyle kavgalı görünen, yıllarca kavga etmiş olan, kardeş kavgası yaşamış olan, karşıt grupları bir araya getiren adam Kemal Kılıçdaroğlu. Halil İbrahim sofrasında buluşturan adam Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir insan ki, Ekrem İmamoğlu ceza alırsa adalet yürüyüşü yapar mısınız dediğinde, tereddüt etmeden Ekrem İmamoğlu için de 450 kilometre yürürüm diyen bir adam. Kemal Kılıçdaroğlu adalet adamı, hak adamı, hukuk adamı. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan korkuyor. Benim anlamadığım Cumhuriyet Halk Partililer böyle büyük bir eziklik içerisinde sanki Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırarak kendilerini tatmin ediyorlar herhalde. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırarak tatmin olunmaz. Ortak bir hedef var Recep Tayyip Erdoğan. Bu Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partileri bölmek istiyor, parçalamak istiyor, birbirine düşürmek istiyor. Ben bunu uyardım. Siz Halil'de, şu an mecliste olan mesela milletvekillerinden mi yoksa tabandan mı bahsediyorsunuz? Tabandan bahsediyorum. Tabanda ya trol aslında öyle diyelim. Doğru ya, diyor yani trol yani. Sosyal medyada trollerden bahsediyorum. Yani sosyal medyada yazan çizenlerden bahsediyorum. Şimdi Kemal 3-5 dengesiz de çıkmıştır. Vardır arada yani onu da görmek gerekiyor ama onları saymamak gerekir. Kemal Bey'e kazandın kazanmadın değil. Biz hatalarımızdan ders çıkararak şimdi önümüzdeki seçimde kazanmanın yolunu bulmalıyız. İşte Tayyip Erdoğan diyor ki ya bu Kemal Kılıçdaroğlu susmadı diyor az önce Ali'nin söylediği gibi. Durmuyor diyor. Konuşmaya devam ediyor diyor. Halkı uyarmaya devam ediyor diyor. Tepkiyi artırmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ya bunlar dağılmadı diyor. Bunlar parçalanmıyor diyor. Bunlar birbirine düşman olmuyor diyor. CHP'yi bölmesi gerekiyor. Ekrem İmamoğlu en büyük korkusu Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu karşıma çıkarsa diyor beni duman eder. Mansur Yavaş'tan da korkuyor. Mansur Yavaş karşıma çıkarsa diyor beni duman eder. İşte öyleyse ne yapayım diyor. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı birbirine düşman edeyim diyor. Ne yapayım diyor. Ekrem İmamoğlu'na hukuki bir engel yaratayım diyor. Geriden de Mansur Yavaş'a diyor acaba bir şey yapabilir miyim diye Mansur Yavaş üzerinden. Bir de vahap seçer parantezi geldi oraya. Oraya bir parantez açalım Cemal Bey'le devam edelim. Ne demek dolayısıyla istediniz? Onu anlatsın ben anlattıktan sonra. Peki. Bozulmasın. Dolayısıyla şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir mahkemeyle susturmak istiyor. Ben Ali kardeşimin çağrısına aynıyla katılıyorum. Cuma günü saat 10.14'te Ankara Adliyesi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun mahkemesinde hak hukuk, adalet diyen, partili partisiz Ankara ve çevresinde yaşayan yüz binler o gün Ankara Adliyesi'nin önünde olmalıyız. Bir arada olmalıyız. Birlikte olmalıyız. Çünkü susturulmak istenen Kemal Kılıçdaroğlu değil, susturulmak istenen milli muhalefet, susturulmak istenen cesur yürekler, susturulmak istenen Atatürk'ün yolunda gidenler, susturulmak istenenler Mustafa Kemal'in askerleri, susturulmak istenenler laikliği, özgürlüğü, demokrasiyi savunanlar, susturulmak istenenler saray rejimine karşı duranlar, susturulmak istenenler hapishanelere atılıp hapishanelerde öldürülenler gibi korkutulmak isteniyorlar. İşte bunların karşısında dimdik durduğumuzu göstermek için Cuma gün saat 14'te Ali kardeşim saatini atladı. Saat 14'te Ankara Adliyesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu davası değil, Cumhuriyet davası için, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri için, o teğmenler için, o laikliği yerlere vuran Yusuf Tekinlere isyan için, o Kemal Memişoğlu Trabzonlu biraz önce Rizeli dedik Rizeliler hakkını helal etsin. Evet, Trabzonlu Kemal Memişoğlu'na çocukları öldürenlere karşı adalet istemek için. O sokaklarda öldürülen kızlarımız için, kadınlarımız için, 2 yaşında tecavüze uğrayıp öldürülen Sıla bebek için, narin bebekler için,
bu ülkenin uyuşturucu bataklığına saplanan çocukları için, velhasıl adalet için. Biz o gün Cuma günü Ankara Adliyesi önünde olmalıyız ki saray artık bir düşünmeli. Bu millet uyandı demeli. Bir millet uyanıyor demeliyiz. Bir millet ayağa kalkıyor demeliyiz. Halide Edip Adıvarlar gibi, Nene Hatunlar gibi, sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları gibi biz kimseden korkmadan saraylara karşı, sarayın adamlarına karşı, küçük şahsiyetlere karşı, bize hakaret eden ama mahkemelerde hesap vermeyen, biz davacı olduğumuzda o savcıların ve hakimlerin burada herhangi bir hakaret yoktur, Ebru Teğmen'e ağza alınmayacak küfürler ettiler Aslı. Ebru Teğmen'e ağza alınmayacak küfür etti. Hakim, savcı, nasıl bir vicdanın var? Kendi kızını düşündün mü? O küfürler kendi kızına edilseydi eleştiri diyebilir miydin? İsmi belirlenmediği için, ismi söylenmediği için hakaretin kime edildiği belli değil diyerek takipsizlik verebilir miydin? İşte Ebru kızımıza takipsizlik veren o hakimlerin karşısında adalet istemek için biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Cuma günü hiçbir parti farkı gözetmeksizin yanında olmalıyız ki biz adalet isteyelim. Adaletin bize bir gün lazım olacağını düşünelim, bilelim. Onun için Türkiye'de adaletsizlik, hükümsüzlük, haksızlık var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere bütün milletvekillerini büyük oranda kutluyorum. Hepsi Kemal Bey'in yanında olacağını, o gün mahkemede olacağını, CHP teşkilatları, il başkanlarının büyük bir kısmı, delegesi, belediye başkanları, başta Mansur Yavaş, Ahmet Akın, Bursa Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. Şu an aklıma gelen yani tanıdığım kadarıyla. Burcu Köksal, Afyon. Adana Burcu Köksal, Büyükşehir Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Safları sıklaştıralım zaten paylaşımlardan. Hepsi tabii, o şekilde bu insanları da yaptı. Kutluyorum. İşte sahip çıkmak budur, bir olmak budur. Safları sıklaştıralım ki aramıza şeytan girmesin. Türkiye'de peki, adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen birini tek mi bırakacağız? Tabii. Böyle bir şey olur mu? Şimdi Cemal Bey dedi ki bir taraftan işte kayyum konusunda da yavaştan girdiğimiz için asıl hedef işte burada Ekrem İmamoğlu mu, siyasi yasak konusu yoksa işte Mansur Yavaş mı, ikisini karşı karşıya getirmek mi derken siz orada Vahap Seçer şöyle, ismini kullandınız. Bakın, şöyle. Yanlış mı anladım? Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın ve Türkiye'nin en köklü partisi. En eski partisi değil mi? Türkiye'nin en eski partisi, en köklü partisi. Dünyanın da sayılı birkaç partisinden birisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok değer vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Cumhurbaşkanı olabilecek binlerce insan vardır. Bu görevi hak eden, yapabilecek, hakkıyla yapabilecek, hele hele Tayyip Erdoğan yaptıysa çok daha iyisi yapabilecek binlerce, on binlerce partilimiz vardır. Ekrem Bey'in ismi geçiyor, Mansur Bey'in geçiyor, Vahap Bey'in geçmeye başladı. Çok yani, yüksek oy aldı Vahap Bey. Çok yüksek oy aldı, Mersin'de çok başarılı. Zeydan Bey var, niye olmasın? Özlem Hanım var. Yani geçmiş dönemden beri gelen belediye başkanlarımız, milletvekillerimizden var. Yani bizde bir aday sorunu yok. Bu gazla beni de sayabilirsin. Bizde bir aday sorunu yok. Cemal yani Engiyurt şu anda bağımsız milletvekili. Cemal Bey ne Cemal Bey bağımsız milletvekili. Evet, bağımsız milletvekili. Hemen o zaman hemen gazeteci. Yani ben de bitireyim. Tabii bitireyim. Bitireyim ama Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nde potansiyel cumhurbaşkanı adaylarından birisi olur. Bu vesileyle evet, ben kendisini o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet edeyim. Buyursun gelsin. Ama bak, canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet edildiniz. Teşekkür ederim. Yani şöyle, hakikaten bu ülkede Ali kardeşimin sözlerine katılıyorum. Muhalefetin içinde Cumhurbaşkanlığı yapabilecek çok kıymetli insanlar var. Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in adı öne çıktığı için toplum öyle, taban bunları konuşuyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan şunu unutmasın. Ben bunların ikisini ortadan kaldırırsam rakipsiz kalacak. Rakipsiz kalırım, yok zannetmesin. Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da
meydanı sana bırakmaz Recep abi. Vallahi de bırakmam Recep abi. Billahi de bırakmam adayı Recep abi. Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt olarak sen eğer Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı ortadan kaldırıp rakipsiz kalacağım diye düşünüyorsun ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok aday çıkabilir, saygıyla karşılarım, ama bağımsız milletvekili, İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt olarak vallahi de karşına çıkacağım, billahi de karşına bağımsız çıkacağım. Siz şu anda Sözcü Televizyon'da Cumhuriyet Cumhurbaşkanı hayır. adayı olduğunuzu... Hayır, adayı değilim. Bak orada anlaşalım. Olabileceğinizi... Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı adaysız kalmaz eğer diyor. Adaysız bırakmak gibi onları elemine edip onları taca atacağını Erdoğan hesaplayıp oyun kurarsa ve bu ülkeyi bu insanların önünü kesmek olarak, bu insanların yolunu kesmek olarak fırsat değerlendirirse diyorum, hiç kimse aday olmasa bile ben burada gidiyorsunuz. Bağımsız olmaya devam edeceksiniz siz o zamana kadar. Orada sorumuz çok vardı. Çok zaman yok, her an olabilir seçim yani, değil mi? Yani bunların ne yapacağı belli olmaz da, yani. Çok erken seçim olacak gibi durmuyor. O zaman yani, konu açılmışken soralım. Ben hemen seçim diyorum şimdi, ama. Ben de hemen seçim Cemal diyorum. Bey, yeni bir yolculuğa çıktınız. Bir karar aldınız ve dolayısıyla bundan sonraki süreçte merak ediliyor. Sizinle ilgili o kadar çok soru var ki ben de artık soracağım bu konuyu size. Mesela Zafer Partisi'ne Cemal Bey kesinlikle işte çok yakışır, oraya gidecek Sayın Özdağ böyle bir davette bulundu gibi iddialar diyeyim ben. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte yol yürüyecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak, o rozeti takacak diyenler var. Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeyi tercih edebilir diyenler var. Ama siz şu anda bağımsız milletvekilisiniz. Sizin yakın planda başka bir partiye geçme düşünceniz var mı? Şimdi öncelikle şunu gönül rahatlığıyla ifade edeyim. Sadece Zafer Partisi, CHP değil. Bugün işte Bağımsız Türkiye Partisi'nden gelen arkadaşlarımız var. İyi Parti'den görüşen, arayanlar var. İsmini bile yeni duyduğuma Aslı, çok partiden arayanlar var. Yeniden Refah Partisi'nden arayan değerli insanlar var. Saadet Partisi'nden, Deva Gelecek Partisi'nden katılmamızı isteyenler var. Bu beni mutlu etti. Salih Uzun'u da mutlu etti. Ne anlamda mutlu ettik? Demek ki güzel şeyler yapmışız. Gök kubbede hossa dağı bırakmışız ki toplumun her kesimi Salih Uzun'u ve Cemal Enginyurt'u yanında görmek istiyor. Zaten anketlere bakıldığında da hep 10 başarılı vekil, 20 başarılı vekil anketlerinde Salih Uzun, Cemal Enginyurt, biz Demokrat Parti'de olmamıza rağmen o dönemde hep varlığımızı ortaya koyduk. Biz Salih kardeşimizle birlikte Demokrat Parti'de şunu yapmak istedik. 2025'in Mart ayında bir kongre kararı alınmıştı. 2025'in Mart'ına kadar bir grup kurabilir miyiz? Ali de buna işte mecliste şahit oluyor. İşte Deva Gelecek, yani, Saadet böyle. Bir merkez sağ vurgunuz hep vardı zaten. Bir merkez sağ oluşturabilir miyiz? Çünkü anketlerde hala kararsızlar %30'lar seviyesinde. Bu kararsızları Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir merkez sağ alabilir. Anavatan Partisi gibi, Doğru Yol Partisi gibi, Adalet Partisi gibi geçmişte. Böyle bir oluşum olabilir mi diye Anavatan Partili, Doğru Yol Partili, İyi Parti'den ayrılmış, diğer partilerden ayrılmış büyüklerimiz, siyaset yapanları Mart ayına kadar bir davet çerçevesinde Demokrat Parti'nin 78 yıllık bir gelenek, bir çınar, bunun etrafında toplayalım diye bir gayretimiz vardı. Ama birdenbire Demokrat Parti Genel Başkanı ve arkadaşlar bizim haberimiz olmadan 17 Kasım tarihine kongre kararı aldılar. Biz genel idare kurulunda ben ifade ettim. Dedim ki bu doğru değil. Salih Uzun Bey de ifade etti. Gökhan Pınarbaşı diye bir genel başkan yardımcısı arkadaşımız da ifade etti. Faik Tunay diye bir arkadaşımız ifade etti. Dedik ki kongre Mart ayında zamanında yapılsın. Çünkü eğer merkez sağ toparlayacaksak 17 Kasım'a kadar kimi nereye davet edebiliriz? Eski tas eski hamam olur. Ama genel başkan ve arkadaşlar ısrar edip 17 Kasım deyince biz bir deklarasyon yayınladık Salih Uzun'la. Dedik ki eğer siz bunda ısrar ederseniz biz genel idare kurulunda ve merkez karar kurulunda yer almayacağız. Buradan maksadımız şuydu. Yani bu deklarasyonu dikkate alırlar, bizimle oturup konuşurlar ve kongreden vazgeçerler diye düşündük. Ama öyle olmadı. Ama öyle olmadı. 17 Kasım'da kongre gerçekleşti. 17 Kasım'da kongre gerçekleşince biz burada şunu gördük ki değişen bir şey yok. Yapıda bir şey değişmedi.
Şöller sağlar birbirini ağlar misali. Bizim oğlan hesabı aynı tas aynı hamam oldu. Dedik ki olmadı şimdi. Hem haberimiz yok, milletvekiliyiz. Genel başkan yardımcısıyız, kongreden haberimiz yok. Ve bir de üstelik de dayatma bir şekilde böyle bir kongre yapılınca biz Salih Uzun kardeşimle istifa ettik. Şu anda Salih Uzun kardeşimle bizim niyetimiz şu. Hala biz aslı merkez sağı toparlayabilir miyiz? Bir araya bir parti kurmak değil ama. Bir yol çizmek. Evet. Bir yol açmak. Nasıl bir araya getirebiliriz? Nasıl bütünleştirebiliriz? Çünkü merkez sağ, işte sen de gazeteci olarak takip ediyorsun, meclistesin. Hı hı. İşte şu yerde toplanan eski demokratlar, anavatan partililer, şurada toplanan doğru yolcular, böyle bir insanların toplantısı, bir araya gelişi, arayışı devam ediyor. Biz de şimdi Salih Uzun'la diyoruz ki bir müddet seyredelim. Ve bu arayışta bizim bir katkımız olabilir mi? Çünkü biz merkez sağa çok önem veriyoruz. Ben hep söylüyorum, yine buradan da selam olsun Şefik Ami'ye. Şefik Ami iyi bir sevdiğim insandır. Doğru Yol Partisi'nden Yahudi olmasına rağmen milletvekili olmuştur. Niye? Bu vatanın evladı, cumhuriyet sevdalısı, ailesiyle birlikte Atatürk aşığı, bu ülkenin Yahudisi Şefik Ami Doğru Yol Partisi'nde milletvekili olmuş. İşte bize öyle bir parti lazım ki diyoruz biz, Yahudi'yi de kucaklayan, Ermeni'yi de kucaklayan, Kürt'ü de ayırmayan, Alevi'yi de Sunni'yi de ayırmayan, herkesi bir Halil İbrahim sofrasında buluşturan bir birliktelik sağlayalım diyoruz. Bunu sağlamak için Salih Uzun kardeşimle bir emek sarf edeceğiz. Eğer bunu başaramazsak tabii ki Ali'nin dediği gibi siyaset sonuçta bağımsız olarak da devam edilmiyor. Çünkü mecliste konuşma hakkınız yok. Yani bir saniye bir konuşma hakkınız. Bir davetli geldi zaten bir, şu an size. Ali sağ olsun bir davette bulundu. Hayır, onun dışında da davette bulunanlar var. Davette bulunanlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden mi? Hem diğer partileri Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem de diğerlerine. Yani ben geç kaldım yani. Ali geç kaldı biraz olsun, yani. Olsun. Ama Ali beni hem komşuluk ilişkisiyle hem yıllardır parlamento muhabiriyim diyor. Dolayısıyla ben 99 yılında da milletvekiliydim 34 yaşında. O dönemden beri en genç dönemli midirim ben? Tabii tabii genç dönemimizde. Dolayısıyla hızlı oldu dönemde. Biz şimdi şöyle düşünüyoruz. Bağımsız olarak aslında zaten mecliste bir saniye konuşma hakkın yok. Evet. Hiçbir şey yapma hakkın yok. Bunu nasıl partileştiririz? Ali şimdi Maraş'a sormadan bir karar alamaz örneğin. Maraş'ta bir arkadaş çevresi var, dost çevresi var. Benim Ordu'da sevdiğim kardeşlerim, dostlarım var. Türkiye'de bana inanan, güvenen hakikaten on binlerce insan var. Salih Uzun kardeşim Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yapmış. Ha bu arada Salih Uzun, onu da söyleyeyim, Anavatan Partisi Genel Başkanı iken Demokrat Parti'yi birleşiminde Genel Başkanlığı gönüllü olarak bırakıp o Anavatan Partisi binasını da Demokrat Parti'ye tabii devreden 33 gönüllü yıl bir çok ağır bir durumda aslı, yani hakikaten büyük fedakarlık yaptı. Ben Salih Uzun gibi olabilir miydim? Ben düşünüyorum olamazdım, yani nefis yapardım. Ama Salih Uzun hakikaten nefsini kenara bırakmış, egosunu yenmiş, hakikaten bu memleket, devlet, millet için ve özellikle merkez sağ için büyük bir özveride bulunmuş çok kıymetli bir şahsiyet. Dolayısıyla biz arkadaş çevremizde de dostlarımızla da konuşarak biz bir karar alacağız, ama bu karar öyle çok uzayacak gibi de durmayacak ve bu kararı da bizim adımıza millet verecek. Onun için ben şimdi de yazanlar var, şu partiye geçiyormuş, bu parti tamam demiş. Ben net bir şekilde söyleyeyim Sözcü Televizyonu'na. Hiçbir partiye geçme kararımız yok. Hiç kimseye bir sözümüz yok. Hiçbir şekilde bir pazarlık yapmadık. Çünkü pazarlığı da reddeden bir yapıdayız. Salih Uzun da ben de asla pazarlık yapmayız. Ben 3 dönem milletvekili oldum. Bundan sonra vekil olsam ne olur, olmasam peki, ne olur. Bir yol haritası önemli çizilecek. Olan cumhuriyete, Atatürk'e, layık, demokratik bu ülkeye cesur yürek olarak hizmet etmek. Bu hizmet bize nerede nasip olacaksa o hizmeti yapacağım. Bu arada bir karanlık oda var, Oda TV diye. Ona da bir laf söylemeden geçemeyeceğim. Benim için fırıldak diye yazmış.
aynaya bakarak yazıyor bu Oda TV bunu. Ben hayatım boyunca hiçbir siyasi harekette menfaat için hiçbir yere gitmedim. Beni Milliyetçi Hareket Partisi'nden attılar. Bu Oda TV'nin ahlakı seviyesi ne kadar düşük ki? Demokrat Parti'ye gittim ya. Vekili olmayan bir partiye gittim. İsmi bilinmeyen bir partiye gittim. 4 yıldır orada siyaset yapıyorum. Beni utanmadan Kubilay'a benzetmiş. Bir jeliboncu deli var. Muhtemelen onun ağzıyla yazıyorlar. Birbirleriyle de paslaşıyorlar demek ki. Bunu da şiddetle reddediyorum. Bu gazetecilik değil. Bu basın hürriyeti değil. Bu ahlak değil. Bu Oda TV'de seyredenlere havale ediyorum. Benimle ne derdiniz varsa delikanlı gibi söyleyin. Benden ne istiyorsanız ben biliyorum ne istediğinizi. Susmamı istiyorsunuz. Beşli çeteye ses çıkarmamamı istiyorsunuz. Birilerinin yanında nemalanıyorsunuz. Nemalandıklarınız adına bana hakaret ediyorsunuz. Hakaretleri size misliyle iade ediyorum. Sizden korkan da namerttir. Sizden de korkmuyorum. Ne bildiğiniz varsa da yazmaktan geri dönmeyin. Bakın ben hakikaten millet için mücadele eden bir insanım. Benim hatalarım yok mudur? Vardır ya insanım. Hatasız kul olur mu? Hatasız kul olur mu? Hatasız yanlış kul olmaz ya. Olmaz. Herkesin hatası olur. Vardır. Şimdi demin baktım bir tane İzmir'de bir Rıdvan Akgün diye kendine televizyoncu diyen bir soytarı bana hakaret ediyor. Şimdi isim verdiğiniz için. Yok bağlansın canım yani fark etmiyor. Bağladınız. Yok yine desen. Hani ben söylemiş oldum. Şimdi çıkıyor adam ya tanımam bilmem İzmir'de yerel televizyonda aslı. Ya adama baksana bana fırıldak diyor oradan ara. Mahkemeye adam, de verdim adam bu arada. Adam sonuca ulaştı. Mahkemeye de i̇smini verdim. İsmini konuşturmak istedi. İsmini senin muhatap almanı istedi. Ya nasıl bir insansınız? Nasıl bir vicdan sahibisiniz ya? Nasıl bir ahlak? Yani Cemal Engin'i susturacağını mı zannediyorsunuz bu şekilde ya? Ya ben susmam. Susmayacağım. Dolayısıyla da ben tekrar söylüyorum. Salih Uzun kardeşimle birlikte bir yol haritası belirledik. Bu yol haritasının sonunda bizi seven insanlarla onların bize yönlendirmesiyle, onların vereceği kararlarla birlikte yüz yüze görüşerek ortaklaşa alacağımız bir kararla ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız. Peki Cemal Bey. Şimdi son 10 dakikamız var. Bu konu için hakkaniyetli olsun diye 5'er dakika olarak bugün Sayın Bahçeli'nin sözlerini sormak istiyorum. Biz aslında 50 gündür çözüm süreci tartışmalarıyla ilgili bu konuları konuşuyoruz ama hem Öcalan gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun dedi. Ertesi hafta ben sözümün arkasındayım dedi. Bir kez daha çağrı yaptı. Bugün de şu sözleri konuşuldu. Ben hemen onu bir sizlerle bir paylaşayım. Sayın Bahçeli şöyle dedi. Buradan tüm Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlardır dedi. Şimdi şu cümlesi Tülay Hatimoğulları da soruldu. Üstü kapalı kandili mi işaret etti Sayın Bahçeli diye düşünüldü. Çünkü şu cümlesi hemen şuradan tekrar bakıyorum. Bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır dedi. Ali evet. Bey ne dersiniz? Yani tabii kimi kastediyor bilmiyorum. Bunu Devlet Bey'e sormak lazım. Devlet Bey muhtemelen birkaç gün içerisinde kimi kastettiğini ima edecektir. O şifreli konuşup şifreli videolara yayınlıyor ya. Böyle bir imada bulunacaktır ama Kandil midir, AK Parti midir bilemem. Yani belki de AK Parti'yi kastediyor. Çünkü Devlet Bahçeli'nin bu çıkışından sonra AK Parti çok sahiplenmedi bu süreci. Sahiplendi derse yanlış olur. Bir yani, de kavga ettiler sahiplenmediği tabii, gibi. Tabii tabii. Şamil yani, Tayyar, Tayyar, Mehmet Uçumlar, Mehmet Uçumlar. Evet. Pek çok şey oluyor yani. Araları bozuldu. Bugün mutabık kaldık Tayyip dedi Erdoğan ama haberi herhangi yoktu. Bir sorunumuz yoktur dedi Şu, Sayın Bahçeli. Ne zaman dendi? Bugün grup toplantısında. Ne zamanki görüşmeden sonra? Görüşmeden sonra Sayın tamam. Cumhurbaşkanı'yla. Oraya hala bir ince sistemde bulunuyor olabilir. Öyle diyecek. Mutabık kaldık diyecek. Kesin bir ayrılık yoksa onu söylemek durumunda. Oraya bir ince mesaj olarak algılayanlar da var ama ben başka bir şey söyleyeceğim asıl. Şu anda Öcalan'la görüşülüyor mu? Acaba görüşülüyor mu? Çünkü biliyorsunuz bu konular hiç konuşulmazken Sayın Bahçeli bu konuyu gündeme atmadan önce görüşülüyormuş. Temaslar yapılıyormuş. Hala görüşülüyor mu? Ne aşamaya gelindi? Geçmiş defaki Oslo görüşmeleri gibi görüşmeler var mı yurt dışında? Ve bir süre içerisinde, birkaç gün içerisinde Öcalan'ın bir videosu yayınlanacak mı? Yayınlanacak mı? Soruyorum işte ben de yayınlanacak mı diye. Bende duyumlar var. İşte ben de sormuş olayım. Bende, nedir o duyumlar? Bendeki duyumlar hani
Öcalan'ın işte bir görüşme daha yapılacağı Öcalan'la. Hatta ikinci görüşmenin de yapıldığı, üçüncü görüşmenin yapılacağı. İkincinin saklı tutulduğu. Ve birkaç gün içerisinde, üç gün, beş gün içerisinde de gündeme bakarak, gündemin yoğunluğuna bakarak bir Öcalan'ın videosunun yayınlanabileceği bilgisi dolaşıyor Ankara kulislerinde, konuşuluyor. Nerede yayınlanacak? Bu DEM Parti grup toplantısında mı mesela? Onu bilemem. Onu bilemem. Geçen sefer ne olmuştu? Bir profesör gitmişti. O profesör bir mektup getirmişti. Belki yine birisi gider, bir milletvekili gider. Çünkü Mehmet Uç'un buna yakın bir cümle kurmuştu. Yani gider birisi bir görüntü, bir fotoğraf, bir video, ki video olarak konuşuluyor Ankara kulislerinde. Mehmet Uç'um da video dedi. Onun için diyor aslında. Öyle mi? Evet, ha, bilmiyorum. Evet. Mehmet Uç'um da bir video yayınlayarak dedi. DEM Parti grubunda bunu olabilir. Yapabilir. Ben Mehmet Uç'umu dinlememiştim. Bana eski gazetecilikten, gazeteciliğimden, dönemimden kalan eski kaynaklarımdan, ki iyi gazeteciydim, iyi muhabirdim, kendimi biraz öveyim. Gelen kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda bunu söylüyorum. Bir de Ankara kulislerinde konuşuyorum siyasetçiler parlamentoda. Her kuliste, her köşede bu tür şeyler konuşulur. Aldığım bir duyum bu. Bu yayınlanabilir. Şimdi tabii bu başka bir level atlamaktır. Bu başka bir noktaya getirmektir. Bu süreci devam ettiriyor olmaktır. Burada ne umuluyor? Onu hep birlikte göreceğiz. Bahçeli'nin umudu nedir? Bahçeli ne istiyor? Tayyip Erdoğan bu işe nasıl bakıyor? Bunları süreç içerisinde göreceğiz, yaşayacağız. Ben Türkiye'de eğer bir huzurlu ortam sağlanacaksa, Türkiye'de bir barış sağlanacaksa bu tip yöntemlerle sağlanmayacağını düşünüyorum. Bu denendi. Denendi. Hani İsmet Paşa diyor ya, bir defa yaptığım hatayı iki defa yapmadım diyor. Yani bu bir hata. Bu yöntem bir hata. Tabii ki bu sorunun sona ermesi için bir mücadele etmek gerekir. Bir çalışma yapmak gerekir. Doğru. Bunu sağlamak gerekir. Terörle de mücadele etmek gerekir. Onu da söyleyeyim. Terörle asla mücadeleden pes etmemek gerekir. Terörle mücadele edilir çünkü. Ama bu yöntem yanlış yöntem. Bunu daha önce denediler. Aldığımız sonuç ortada. Çok insanın yaşamına sebep oldu. O yüzden daha farklı yöntemler bulmak gerekir diyorum. Buna peki. İlişkin görüşüm bu. Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti meselesine de ben hayırlı olsun diyorum. Cemal Enginyurt bu toplumda işte MHP'li kimliğiyle tanınmış. Tanrı Dağları'nda gitmişti. Oradaki videosuyla hafızalara yer edilmiş. Bozkurt gibi ulumuştu. Bozkurt gibi ulumuş. Ben ilk izlediğimde gülmüştüm. Eski tanıyorum kendisini. Kimi gülmüştür, kimi eğlenmiştir, kimi kızmıştır, kimi desteklemiştir falan. Ama sonraki süreçte işte siyasette başka noktaya gelmiş. Ama bir, vefayı asla unutmamış bir adamdır. Bir siyasetçidir. Bunu övmek için söylemiyorum. Babamın oğlu da değil. Niye övüm yani ayrıca? Ama vefayı unutmamış bir siyasetçidir. Siyasette vefayı unutmayacaksınız aslanım. Hayatta da unutmayacaksınız. Vefalı olacaksınız. Sizin elinizi tutan birisinin elini bırakmayacaksınız. Siyaset kimseyi yarı yolda bırakmamak için olmalıdır. Bundan da ben bir mesaj vereyim. Alan alsın, almayan da kendi bilir. Peki. Son 5 dakikamız var. Aslı. MHP. MHP Genel Başkanı'nın ne dediğinin şifrelerini çözmek yerine ben MHP'den de şunu beklerim ki benim de söylemek istediğim de budur. Güneydoğu'da Kürt çocukları yurt dışına kaçıyor. Güneydoğu'da çocuklar göç ediyor. İşsizlik, açsızlık, ekmeksizlik, yoksulluk gençleri mahvediyor. Ne çözüm üretiyoruz? Güneydoğu'da da dahil olmak üzere emekli 12.500 lirayla geçinemiyor. Ne söylüyoruz? Asgari ücret ne olacak? MHP Genel Başkanı bugün dinleyemedim ama asgari ücreti söyledim mi? Yok, değinmedi bu konuya. Şimdi soruyorum, yani MHP Genel Başkanı APO kime bağlı? Amerika'ya bağlı. Terörist başının adamları Amerika'ya bağlı. Asgari ücret ne olacak Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli? Ne olacak? 12.500 lira alan emeklinin durumu ne olacak Sayın Bahçeli? Bir günden 17 yıl kaybeden kademelinin hakkı, hukuku ne olacak? Söz verdik biz de MHP'deyken o dönem bu sorunu çözeceğiz diye, çözdük mü? 370 bin cezaevlerinde kader mahkumu olan insanlar da dahil olmak üzere 370 bin kişi var. 370 bin kişi de hapse girmek için sıra bekliyor. Bu insanlara umut olacaktı MHP, oldu mu? Oldu mu? Çare buldu mu? Çek yasasından dolayı hayatı kararan on binlerce insan var. Çözüm ürettik mi? Terörle mücadelede
yaralanıp gazi sayılmayan 20 bin vatan evladı var. MHP'de Demokrat Parti milletvekili olarak ben de o gün kanun teklifi verdik. Haklarını verebildik mi? Uzman çavuşlar Afrin'de, Elbap'ta ölüp şehit oluyor. Güneydoğu'da ölüp şehit oluyor. Allah rahmet eylesin. Ankara'da ordu evine giremiyor. Uzman çavuşlara sözleşmeli erlere kadro verebildik mi? Sözleşmeli er erbaş olup da 7 yıl görev yapmış vatan evlatları şu an sokaklarda aç geziyor. İş bulamıyor. Aç bulamıyor. Çocuğunu bakamıyor. Bu çocuklara iş bulabildik mi? Mülakatta elenen ve intihar eden çocukların hakkını, hukukunu savunabildik mi? Sayın Bahçeli bugün grup toplantısında bunlardan bahsetti mi? Sayın Bahçeli bugün grup toplantısında çöpte ekmek toplayandan, pazarda sebze artığı toplayandan bahsedebildi mi? Varsa yoksa APO denen kanlı katil gelecekmiş, gelmesini engelleyen varmış. Kim engellediyse Allah belasını versin, git onunla konuş. APO'yu meclise getirmek nereden çıktı, onun hesabını ver. APO nasıl meclise gelebilir, onun hesabını ver. Sen şimdi bunları söylemeyeceksin, bize şifre vereceksin. Şifre üzerinden de bir de muhalefeti Biden'ci olarak suçlayacaksın. Ya Biden kim ya? Biden de Amerika'nın kanlı katil Amerika'nın başkanı, Trump da kanlı katil Amerika'nın başkanı. Aralarında ne fark var? İkisi de İslam devletlerini birbirine düşman etti, böldü, parçaladı, savaşlar çıkarttı. İkisi de silah satıyor, ikisi de kan emiciliği yapıyor. Dolayısıyla Amerika'ya kim hizmet ediyorsa, kim Amerika'dan emir alıyorsa Allah onun belasını versin. Ama ülkenin gerçek sorunları duruyor. Kiralar 20-25 bin lira oldu. Ne olacak kiracının hali? Çiftçi iflas etti, battı, perişan. Patatesini, soğanını tarladan alamıyor. Ne olacak bu insanların hali? Ete dün akşam 60 lira zam geldi. Kıyma 700 lira oldu. Et 700 lira oldu. Ne olacak bu insanların hali? Peynir alamıyor, çocuğuna süt alamıyor. Ne olacak bu insanların hali? Bizi oyalıyorlar. Ben diyorum ki biz oyalanmayacağız. Hiçbir şekilde muhatap olmayacağız. Bu ülkenin gerçek sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Ekonomi sorundur, adaletsizlik sorundur, hukuksuzluk sorundur, özgürlük yerle bir edilmiştir. Onun için biz direneceğiz ve kazanan biz olacağız. Peki. Evet. Son söz milli takım. Maç var, milli maç var, milli takıma başarılar diyoruz. Her vurdukları gol olsun diyoruz. Evet, İnşallah. Başarılar diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Öztunç bizimleydi. Çok sağ olun Ali Bey. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt her hafta olduğu gibi bizimleydi. Haftaya yine birlikteyiz. Çok teşekkür ediyoruz Cemal Bey, ediyorum. Kıymetli katılımınız için. Milli takıma da başarılar diliyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Bizden hemen sonra İpek Özbey karşınızda olacak. Ayrılmayın Sözcü Televizyonu'ndan da diyelim aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz efendim hem İstanbul hem Ankara reji ekibimize. Haftaya görüşmek üzere. Mutlu geceler.